1950'lerde Yugoslavya'nın Makedonya bölgesinden göç etmiş. 1950'lerde buraya gelmiş. Burayı vatan, burayı yurt, burayı toprak, burayı mülk, burayı ev, burayı yuva yapmış. Değerli hemşerilerim, değerli mevsiyelerimiz, değerli Merkez Efendi sakinleri. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bugün burada Üsküp Valimizin mülkiyet sorununu konuşmak, tartışmak, sizlerle paylaşmak ve buradan çözüm önerilerini oluşturmak, kısaca hem sizin dertlerinizi dinlemek hem de yaklaşık 50 yıllık bir soruna burada çözüm bulabilmek, ileriki süreçle ilgili bu noktaları tartışmak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün buradayız değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, biraz evvel söyledim. 1950 yılından sonra Makedonya'da o günün şartlarında bizim yurttaşlarımız Türk ve Müslüman oldukları için o bölgede ezildiler, horlandılar. Devlet onları kimliklerini yok saydı, vatandaşlık haklarını vermedi. Zulüm altında bir yaşamdan sonra umutlarını Türkiye'ye göç etmede buldular. Ve o yıllardan göç ederek geldiler İstanbul'a, İstanbul'un Zeytinburnu bölgesine, oranın da Merkez Efendi Üsküp Valisi'ne, burayı yurt edindiler. Şimdi bugün biz bu vatandaşlarımızın sorununu bugün burada konuşacağız. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu sorunları hem kendi içimizde hem kendi dışımızdaki kurumlarla konuşuyoruz. Bilim adamlarıyla, üniversitelerle, meslek örgütleriyle bu meseleyi tartışarak geliyoruz. Onun için huzurunuza hazırlıklı geldik. Bu hazırlığımız bugüne yönelik değildir. Bundan önce de bu konularla ilgili belediye meclisiyelerimiz burada sizlerle birlikte toplantı yaptılar, görüştüler, konuştular. Öncelikle bugün bu toplantıya katılan arkadaşlarımızı takdim etmek istiyorum. Bugün bu toplantıya katılacak ve bu konuyla ilgili düşüncelerini aktaracak değerli hukuk insanı, hukuk kadını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyesi ve buradaki sorunları çok yakından irdelemiş, incelemiş, her zaman burada sizlerle birlikte olmuş, bu toplantılara katılmış Sayın Avukat Resmiye Göç'ü davet ediyorum. Değerli arkadaşlarım, Zeytinburnu'nda uzun yıllar yerel yönetimlerde görev yapmış. Zeytinburnu'nda uzun yıllar yerel yönetimlerde görev yaparken hep başı dik, alnı açık olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde belediye meclisliği yapan, aynı zamanda hemşehriniz, aynı zamanda bir bilim adamı, aynı zamanda yüksek inşaat mühendisi Fikret Konyalı'yı da davet ediyor. Değerli arkadaşlarım, biraz da ben söyledim. Dedim ki biz bu meseleyi sadece kendi içimizde tartışmıyoruz. Üniversitelerle, bilim adamlarıyla, meslek kuruluşlarıyla tartışıyoruz dedim. Onun için yine bugün buraya gelirken meslek örgütlerinden, yani sizin sorunlarınızı bilen, görüşen, konuşan ve buranın sorunlarıyla ilişki, ileriye yönelik çözüm önerileri sunacak olan İstanbul Mimarlar Odası'nın yönetim kurulu üyesi, ilçemiz insanı Mustafa Fazlıoğlu, mimar Mustafa Fazlıoğlu'nu davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün bu toplantıyı burada yapmamıza vesile olan ve gerçekten hem Zeytinburnu'da çeşitli başarılara imza atan hem de Merkez Efendi Mahallesi'nde sizlerle iç içe yaşayan, aynı zamanda Merkez Efendi Spor'un başarısı için gecesini gündüzüne katan, korkmayan, cesur olan, haksızlığa karşı direnen Merkez Efendi Spor Kulüp Başkanımız
Sayın Şenol Gürel'i buraya davet ediyorum. Mahallemizin mahalle başkanı, biz yönetime geldiğimizde bu mahallede partimizin almış olduğu oy %11'di. Mahalle başkanımız Sayın Ali Taşkın'la birlikte buradaki parti örgütümüz el ele verdi. Buradaki oyumuzu %30'un üzerine çıkardı. Onun için hem Ali Taşkın Bey'i saygılar sunuyorum hem de buraya davet ediyorum. Bravo. Evet değerli arkadaşlarım. Bu arkadaşlarımla birlikte bugünkü paneli birlikte sürdüreceğiz. Arkadaşlarımız sırasıyla meseleleri konuşacaklar. Daha sonra sorun sahipleri sorulu cevaplı şekilde bu toplantıyı bitireceğiz ve yönlendireceğiz. Değerli arkadaşlarım, bugün yine burada buraya gelirken Zeytinburnu Belediyesi'nde her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Zeytinburnu halkının talepleri doğrultusunda mücadele veren, korkmayan, direnen partimizin grup başkan vekili ve belediye meclis üyeleri geldiler. Kendilerine saygılar sunuyorum. Bunlar bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyeleri değil, aynı zamanda Üsküp'te bu sorunlar yaşanırken Üsküp'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyeleri değiller, Üsküp'te yaşayan yurttaşlarımızın sorunlarını Zeytinburnu Belediyesi'nde savunan, konuşan, arkasında duran belediye meclis üyeleridir. Kendilerini tebrik ediyorum. Kendi emeğinizle, kendi cüzdanınızla bir emek karşılığı burayı aldınız. Bu topraklar size vaat edilmedi. Lütuf olarak verilmedi. Siz geldiniz, para ödediniz, çalıştınız, emek verdiniz ve bunun karşılığında bu arsaları toplu şekilde aldınız. Bu anlamıyla burası size bağış edilmiş bir yer değildir. Bağış olarak size verilmiş bir yer değildir. Sizin ana sütünüz gibi hak ettiğiniz, karşılığını ödediğiniz, parasıyla aldığınız bir yerdir. Değerli arkadaşlarım, bu topraklarda yaklaşık 50 yıldır, bu arsalarda yaklaşık 50 yıldır yaşayarak buraya ruh kattınız, buraya bir yaşam kattınız, burayı bir kent haline getirdiniz. Eğer bir yerde yaşam varsa, bir yerin ruhu varsa, o yerde o yaşayan insanların cenazeleri o yerden kalktığı içindir, düğünleri orada yapıldığı içindir, komşuluk ilişkileri orada geliştiği içindir, sevinçte orada hep birlikte sevindiğiniz içindir, üzüntüde hep birlikte orada üzüldüğünüz içindir, ibadet yaparken hep birlikte ibadet yaptığınız içindir. Yani bir kentin kent olabilmesi, bir kentin ruhu olabilmesi için o kentte yaşayanların, o bölgede yaşayanların yaşanmışlıkları oraya ancak bir bölge, bir köy, bir mahalle, bir kasaba, bir kent yapabilir. Ve burası kent olmuşsa, bu kentin bir ruhu varsa sizin sayenizde olmuştur. Bedel ödediniz. Ama bir türlü sorunlarınız çözülemedi ve çözülemiyor. Şimdi buradan sormak istiyorum bakın değerli arkadaşlarım. Yanı başımızda Suriye'de bir takım olaylar oluyor, gelişiyor. Ve oradan 150 bin mülteci Türkiye'ye iltica ediyor. Ve bu 150 bin mülteci bakılıyor. Ya orada yerleşmişler. Onlara maaş bağlanmış. Belki yarın onlara bu devlet toprak, arsa bile verecek. Onu vaat ediyorlar. Peki ben bugün buradan sormak istiyorum. Daha bugün Suriye'den göç eden, iltica eden, Türkiye'ye gelen 150 bin mülteciye bu devlet toprak vermeyi vaat ederken 50 yıl önce Türk ve Müslüman oldukları için kendi yörelerinden, kendi bölgelerinden direnerek bugün buraya gelen bu insanların sorunlarını bu devlet niye çözememiştir? Neden bu devlet bu insanların sorunu çözmede geri kalmıştır, beceriksiz kalmıştır? Bugün bu soru işaretini, bu soruyu hepimizin sorması gerekiyor değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, bakınız yanı başımızda çok yakın tarihlerde 3 tane gelişme oldu. Bugün gelişmeleri size aktarmak isterim.
Birincisi değerli arkadaşlarım, Deniz Feneri denilen bir yere Zeytinburnu Belediyesi 4 dönümlük bir yer hibe etti 30 yıllığına bilabeder. Hemen bulunduğumuz yere 2 kilometre, 3 kilometre uzaklıktaki bir yer. Zeytinburnu Belediyesi sabıkalı, mahkemede haksız bulunmuş ve bir sürü kirli ilişkiler içinde yaşamını yürütmüş Deniz Feneri Derneği'ne Zeytinburnu Belediyesi bundan 1 ay önce, 1,5 ay önce hemen yanı başımızda ilerideki bir yeri, 4 dönümlük büyük bir alanı bilaveden hiç para almadan karşılıksız o derneğe vermiştir. Ve biz bu konuda basın toplantısı düzenledik. Bundan ilgili tepkimizi gösterdik. Şimdi bunu yapan bir Zeytinburnu Belediyesi burada senelerdir sorun haline gelmiş bir yörenin çözümünü üretebilirdi. O kadar bol keseden bu yerleri verebiliyorsa o zaman buradaki insanların sorunu da bu yerel yönetim çözebilirdi değerli arkadaşlarım. Onu geçelim. Daha yine bundan 2 ay önce Hayat Vakfı denilen bir yere hemen İmam Hatip Lisesi'nin yanındaki 5 dönümlük alan peşkeş çekilmiştir. Bu alan yine bilabedel parasız ücretsiz olarak bu vakfa hibe edilmiştir. Yine değerli arkadaşlarım, hemen yanı başımızda bulunan büyük 160 dönümlük bir alan Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na, üniversitesine, özel üniversiteye büyük bir alan, 160 dönümlük bir alan, önümüzde bulunan bu alan, 160 dönümlük alan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ne bu alan verilmiştir. Şimdi bu alanlar devlet tarafından bu yerlere, bu bölgelere, bu derneklere verilirken acaba neden burada oturan semt sakinlerine bu imtiyaz tanınmamıştır? Bu yerler, bu mülkiyetler verilmemiştir. Hem de değerli arkadaşlarım, bu arkadaşlarımız burayı alırken para karşılığı aldılar, ücret karşılığı aldılar, emek karşılığı aldılar. Bunların bir emekleri, bir vermiş oldukları bir değer var. Bu değer sonucunda bu arkadaşlarımız burayı aldılar. Ama nitekim bu arkadaşlarımızın mağduriyeti mağdur edilirken bu tür vakıflar ve dernekler devlet tarafından, Zeytinburnu Belediyesi tarafından desteklenmektedir. Şimdi değerli arkadaşlarım, bunlar yapılırken siz görülmüyorsunuz. Bunlar yapılırken sizin mağduriyetinize el atılmıyor. Bunlar yapılırken siz burada yok sayılıyorsunuz. Bir garip çelişkiyi de daha burada vurgulamak isterim. O da şudur değerli arkadaşlarım. En son Zeytinburnu Belediyesi ve Anakent Belediyesi bir sözleşme yaparak şöyle bir çözüm noktası bulmuştur. Burada yaşayan yurttaşlarımızın buradan tahliye edilerek Başak Garajı'nın hemen yanı başımızda bulunan Başak Garajı'nda yerler, konutlar yapılarak bu dostlarımız, arkadaşlarımız, yurttaşlarımız Başak Garajı'nda yapılacak konutlardan ev verilerek bir tehir takdim yapılması söz konusu olmuştur. Ve bu sözleşme Zeytinburnu Belediyesi'nden bu anlaşma geçmiştir. Bu sözleşme, anlaşma Zeytinburnu Belediyesi ve Anakent Belediyesi tarafından yapılmıştır. Bir çözüm olarak ortaya konulmuştur. İlk etapta bu ortaya konulmuştur. Şimdi değerli arkadaşlarım, tam Zeytinburnu'nda bu yörede oturan dostlarımız biz sorunlarımızı yavaş yavaş çözüyoruz derken, bu umutla, bu beklenti içinde iken birdenbire hepimiz 30 Temmuz 2012'de uyanıyoruz. Bir sabah bakıyoruz ki bu Başak Garajı'nın olduğu alan içinde de bulunan 160 dönümlük dönüm Fatih Sultan Mehmet Özel Üniversitesi'ne verilmiş. Şimdi bir sorulması gereken 2 soru var. Murat Aydın, Zeytinburnu Belediyesi, sizlerle bu anlaşmayı, bu sözleşmeyi yaparken Anakent'le acaba Bakanlar Kurulu'ndan hemen 2 ay sonra çıkacak bu karardan haberi var mıydı, yok muydu? İki. Eğer bundan haberi yoksa o zaman Murat Aydın Zeytinburnu'nda belediye başkanlığı yapma yetkisinde midir? O kalibre, o güçte midir? Riyaset makamını dolduracak
yetkinlikte midir? Hepimizin bunu sorgulaması gerekiyor. Nasıl bir devlet ve hukuk anlayışıdır ki Anaket Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi arasında yapılan bir sözleşmeden hemen 2 ay sonra bu yurttaşlarımızın sorunun çözüleceği umuduyla beklenti içine sokulurken bir sabah vakti Bakanlar Kurulu'ndan böyle bir karar çıkıyor. Bu karar çıktığında yapılan bu sözleşme kadükleşiyor, hiç sayılıyor ve sizin sorunlarınız artarak devam etmeye başlıyor değerli arkadaşlarım. Şimdi burada sorgulanması gereken değerli arkadaşlarım açıkça şudur. Bunlardan alınacak dersler vardır, alınması gereken dersler vardır. Bu derslerden bir tanesi de şudur değerli arkadaşlarım. Demek ki merkezi hükümet, merkezi iktidar Murat Aydın'ı burada, Zeytinburnu Belediyesi'ni burada bir kalemde devre dışı bırakmıştır. Yani demiştir ki ben seni tanımıyorum, senin belediye başkanlığın vasıfsızdır, sen belediye başkanlığını yitirmiş bir kişi olarak burada oturuyorsun, rastgele oturuyorsun. Olsan da olur, olmasan da olur. Çünkü ben Ankara'da karar alıyorum, gerekli şeyleri yapıyorum, sana sormuyorum, sana danışmıyorum. Senin bir varlığının burada karşılığı yok. Yani rastgele bir belediye başkanısın diyor Merkez Hükümet Başbakan Sayın Murat Aydın'a. Dolayısıyla arkadaşlarım şu açık ve ortadadır. Zeytinburnu Belediye Başkanı vasıfsızdır. Zeytinburnu yönetemez durumdadır. Zeytinburnu Belediye Başkanı'nın kalibresi Zeytinburnu'nun yönetmeye yetmemektedir. Zeytinburnu'nun sorunlarını çözmeye yetmemektedir. Murat Aydın Zeytinburnu'nun reisi olmayı bir tarafa bırakalım. Yetkisi, kariyeri, ağırlığı, donanımı Zeytinburnu yönetmeye yetersizdir, beceriksizdir. Bu olaylarla bu ortaya çıkmıştır değerli arkadaşlarım. Bakınız değerli arkadaşlarım, Zeytinburnu'nda 6 dönemdir bağımsız belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Yani bağımsız derken 6 dönemdir biz Zeytinburnu'nda sandığa gidiyoruz, oy kullanıyoruz ve Zeytinburnu'nda belediye başkanlarını seçiyoruz. Onlar Zeytinburnu'nu yönetiyorlar. Bunun 3 döneminde ayrı ayrı partiler Zeytinburnu'nu yönetti. 3 döneminde AKP Murat Aydın yönetti. Yani Murat Aydın'ın toplam yönetimi 3 partinin yönetimiyle eşittir. Hatta daha fazladır. Bir de Murat Aydın'ın bir şansı daha var. O da şudur değerli arkadaşlarım. Merkezi hükümet onlardadır. Anakent Belediyesi onlardadır. Anayasal değişiklik yapma yetkileri vardır. Dolayısıyla Murat Aydın'ın yetkileri diğer belediye başkanının yetkilerinden daha fazladır. Yani istediğinde buradaki sorunu belki diğer belediye başkanları çözemezlerdi. Ama Murat Aydın'ın buradaki sorunları çözmesi için eli diğer belediye başkanlarından daha fazla yetkilidir, güçlüdür. Çünkü Anakent'te çoğunlukla ilgili bir sorunları yoktur. Belediye başkanlığıyla ilgili bir sorunları yoktur. Merkezi hükümet ellerindedir. Anayasayı bile değiştirebilecek yetkide güçtedirler. Dolayısıyla Murat Aydın'ın buradaki sorunu çözme yetkisi diğer belediye başkanlarından kat kat daha fazladır. Ona rağmen buradaki sorunu çözmemiştir. Ona rağmen buradaki sorun çözülememiştir. Ona rağmen Murat Aydın sorunu çözmeyi bir tarafa bırakalım. Buradaki sorunu daha çok derinleştirmiş, daha çok çözülemez hale getirmiş, daha çok yurttaşlarımızın aleyhine gelişecek bir pozisyona, bir iradeye sokmuştur. Bunu bilmek zorundayız değerli arkadaşlarım. Onun için ki değerli arkadaşlarım, sizin buradaki sorununuzun çözülmesi, evet bir hukuk devletiyiz, bir yasa devletiyiz ama şunu söylemek istiyorum ki buradaki sorunun çözülmesi hukukla olabilecek bir mesele değildir sadece. Buradaki sorunun çözülmesi tamamen bir siyasal iradenin ortaya koyabileceği güçle ilgilidir ve siyasetle ilgilidir. Hukuk sizin sorununuzu, meselenizi çözemez ama siyaset sizin meselenizi ve sorununuzu çözer. Çünkü siyaset hukuku yönetiyor ve yönlendiriyor istediği gibi. Onun için değerli arkadaşlarım bu tercih, buradaki tercih yanlış olmuştur. Buradaki tercih doğru olmamıştır. Siyaset sizin sorununuzu çözmeye kabiliyette olmamıştır, enerjik olmamıştır. Sizin sorununuzu çözmek için siyasi iktidar elinden geleni yapmamıştır ve hatta değerli arkadaşlarım elinden gelerek sizin sorununuzu çözmemek üzere her türlü şantajı, her türlü baskıyı yapmıştır değerli arkadaşlarım. Şimdi bugün burada
Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zeytinburnu ilçe başkanı olarak şunu söylüyorum. Siyasi iktidar burada yanlış yapmıştır. Hukuk burada yanlış yapmıştır. Devlet geleneği burada yanlış yapmıştır. Değerli arkadaşlarım, bu yanlışların hepsi Bağdat'tan döner. Bağdat'a gitmeye gerek yok. Önümüzde yerel seçimler ve genel seçimler var. Bu yanlışların hepsi sandıktan döner. Bu yanlışları ancak siz kendi ellerinizden sandıkta değiştirebilirsiniz. Bu yanlışlıkları sandıkta değiştirebilirsiniz. Bunun dışında siyasetin ve hukukun fazlaca yapabileceği bir iş bugün bu manzarada kalmamaktadır değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, yüksek miktarda oy verilen AKP şımarmıştır. O şımarıklığıyla işte bu şeyi biraz evvel söyledim, Bakanlar Kurulu'nun kararını istediği gibi Türkiye'yi, Zeytinburnu'nu, Üsküp Mahallesi'ni yönetmektedir. Demek ki değerli arkadaşlarım, oy verirken düşüneceğiz. Yüksek miktarda oy verdiğimiz bu iktidarın nasıl şımardığını, nasıl özgüveniyle yurttaşlarımızın hukukunu gasp ettiğini bugün burada yaşadığımız manzarada görmekteyiz değerli arkadaşlarım. Bütün bu saldırıları bertaraf edeceğinize ve edeceğimize inanıyorum. Onun için sizleri fazlaca burada daha fazla tutmak istemiyorum. Değerli arkadaşlarım, siyasetin üzerindeki, siyasetin ötesindeki laflar hepsi laftır. Hepsi uçar gider. Ama yarın sizin sandıkta kullanacağınız oy bu sorunun çözülmesiyle ilgili ana kuraldır, ana temadır. Siz siyaset yoluyla bu meseleyi çözeceksiniz. Bu inançla hepinizi saygılar, sevgiler, selamlıyorum değerli arkadaşlar. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Kulüp Başkanımız Kulüp Başkanımızı Şenol Gürtever'i mikrofona davet ediyor. Buyur Sayın Başkanım. Sevgili dostlarım, Merkez Efendi Mahallesi'nin yaşamış olduğu mülkiyet sorununa çözüm aşamasında bizlere destek olan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine çok teşekkür ediyorum. Mahalle sorunlarımızı il ve ilçe meclisine taşıyan il ve ilçe meclis üyelerimize huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Bu gecenin emeğinde mahalle başkanına Ali Taşkın Bey'e çok teşekkür ediyorum. Teşkilat yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Toplantının mahallemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, konuşmalarını yapmak üzere Sayın Resmi Hanım'ı mikrofona davet ediyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi salona bakınca herhalde ağırlıklı hemşerilerim var. Muhacirler Balkanlarda ve Rumeli'de yitirdiğimiz topraklarımızın aziz hatıralarıdır der Atatürk. Bu salonda da bu hatıraları taşıyan ve nesillere aktaran hemşerilerimiz de olmaktan gurur duyuyorum. Bu vesileyle de kulüp başkanımıza da bize bu olanağı sağladığı için teşekkür ederim. Sayın ilçe başkanımız Merkez Efendi'nin sorunlarından biraz bahsetti. Aynı konuları tekrar edip zamanınızı almayacağım. Benim bahsetmek istediğim, bu mahallenin sorunlarını ben de yakından biliyorum. Zaman zaman danışan hemşerilerimiz oluyor. Ama genellikle bize sorunlarını aktaran, mülkiyet hakkını elde edememiş olan hemşerilerimdi. Ellerinde tapusu olan hemşerilerim kendilerini güvencede hissediyorlardı. Şimdi size bir yasadan bahsedeceğim ki, bu yasa tapulu veya tapusuz ayrımı gütmeksizin mülkiyet hakkını gasp eden bir yasadır. Onun için tapu sahibi olan arkadaşlarım da tapusunu elde edememiş hemşerilerimizle dayanışma göstermek zorundadır. Bu yasanın adı afet riski altındaki alan ve yapıların dönüştürülmesi yasasıdır. Nedir riskli alan? Gerek zemin olarak gerekse üzerindeki yapı olarak inşaat tekniğine uymayan
olası bir afette can ve mal kaybına sebep olacak alan ve yapılardan bahsetmektedir bu yasa. Bu alanlarda yaşayanların durumunu, bu alanların boşaltılmasını, yıkılmasını ve yenilenmesini düzenlemektedir. Yasa, anayasal güvenceye sahip temel haklarımızdan olan mülkiyet hakkına müdahale için idareye olağanüstü yetkiler tanımaktadır. Nedir idare dediğimiz? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve belediyelerdir. Riskli alan ve yapıların tespiti bu yasaya göre bakanlığın lisans verdiği kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yapılacaktır. Kurulun verdiği raporlara karşı 15 gün gibi kısa bir süre itiraz hakkınız vardır. Bu itiraz da yine kısa bir süre içinde 5 kişilik bir kurul tarafından karara bağlanacaktır. Riskli alan ve yapılarda yaşayanlara bu tespitten sonra yerini boşaltması, yıkması için 60 günlük bir süre tanımaktadır yasa. Eğer bu 60 gün içinde yerinizi boşaltmazsanız, yıkmazsanız size ek bir süre tanınacak. Yine de bu ek sürede de bunu yapmazsanız devlet eliyle, idare eliyle önce buradan boşaltılacak bu arkadaşlarımız. Daha sonra da eğer bir yapı varsa yapılar yıkılacaktır. Masraflar da gerek tespit masrafları, gerek boşaltma ve yıkım masrafları sizlerin tapudaki mülkiyethanenize ipotek olarak şerh edilecektir. Tahliye ve anlaşmaya zorlamak için her zaman bu şekilde olmayabilir. Olabilir, mülk sahipleri anlaşma yolunu tercih edebilir. Sizi bu anlaşmaya zorlamak için riskli bulduğu alan ve yapılarda idare elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerinizi kesebilecektir. 1999'da deprem yönetmeliği değiştiğine göre Zeytinburnu düşünecek olursak 99'dan önce yapılmış bütün binalar riskli yapı kavramı içine girecektir. Bu yapıların tahliyesi ve yıkımı yeniden yapımı için idarenin mülk sahiplerinin her birinin rızasını alması şart değildir. 1/3'üyle anlaşması yeterli sayılacaktır. Eğer bu 1/3'ünün dışında kalan kısım anlaşmaya yanaşmaz ise onların hisseleri öncelikle komşuları olan hissedarlar arasında açık arttırmayla satışa çıkacaktır. Bu komşularından da alıcı çıkmazsa idare tespit ettiği bedel üzerinden mülkiyet hakkınızı kamulaştırabilecektir. Riskli yapı sahipleriyle anlaşamazsa tüm yapının mülkiyetini de acele olarak kamulaştırma yetkisine sahiptir. Anlaşma sağlayanların anlaşmaları kendilerine birer sertifika verilerek yine tapuda mülkiyet hanelerine işlenecektir. Şimdi bu yasa niçin çıkartılmıştır? İnşaat tekniğine uygun olmayan yapıların dönüşümünü sağlamak amacıyla. En azından halkımıza gösterdikleri makul gerekçe budur. Ama uygulamalarına bakacak olursak, yakın zamanda Sümer Mahallesi'nde amatör spor kulüplerinin sahasının boşaltılarak oraya Kiptaş tarafından binalar yapıldığını hepimiz görmekteyiz. Yine riskli alan olarak tespit ettikleri bir adada ilk etapta tespit ettikleri mülk sahiplerini bu yapılan Kiptaş'ın yerlerinden daire vereceklerdi. Mecliste sık sık bu konuda gündeme gelmektedir belediye meclisinde. Şimdi orayı düşünürseniz Kiptaş'ın ve TOKİ'nin müteahhitlere bina yaptırırken metrekaresini kaç paradan yaptırdığını araştırmış bulunmaktayız.
450 ile 600 lirası arasında inşaat maliyetleri vardır. Müteahhitler bu paraya TOKİ ve KİPTAŞ'a bina yapmaktadır. Fakat gelin görün ki riskli alan diye tespit ettikleri yerde yaşayan mülk sahiplerinden dairelerinin %25'inin parasını metrekaresini 2500 liradan satmaya zorlamaktadırlar. En lüks dairenin imalatı eğer 600 liraya oluyorsa 4 katı 2400 liraya eder. Bu da demektir ki 4'te 1'i bedeliyle aslında tamamının inşaat maliyetini almaya çalışıyorlar demektir. Zeytinburnu'nun genelinde burada da olduğu gibi emekçi sınıfın insanları yaşamaktayız. Hepimiz o en fazla orta gelir grupları içerisinde yer alıyoruz. Hiçbirimizin kendi dairemizi yenilerken inşaat maliyetinin tamamını ödeyebilecek birikimleri yok. Kredi çekerseniz tabii ki bunun üzerine faizler de eklenecek. Yapılan binalardaki yine aidat gelirleri de var. Bu açıkça bir sürgün politikasıdır. Eğer sizlerden ödeyemeyeceğiniz rakamları isteyerek bu kenti yenilemeyi düşünüyorlarsa sizler burada yaşamayın demek istiyorlar demektir. Merkez Efendi'nin sorunlarına gelince daha da vahimdir. Çünkü mülkiyet hakkını bile elde edememiş arkadaşlarımız bulunmaktadır. Mecliste bu yönde de geçmişte bir karar geçmişti, başkanımız açıkladı size. Buradaki yeri olan kişilere Başak Garajı'nda Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı konutlardan bir daire verilecekti. Sevgili kulüp başkanımız o zaman da bizi hemen yan tarafın caminin önünde bir toplantıya davet etmişti. Orada söyledik, kaygı vericiydi. Çünkü orada küçük küçük parseller var fakat en azından 3 katlı 4 katlı binalarınız bulunmakta. Biz bu komisyonda buna itiraz ettik. Parsel başına bir daire bu vatandaşların sorununu çözmez dedik. Eğer bir ailenin en iki tane oğlu varsa birinde de kendileri oturuyorlar zaten çoğununda veya kira geliriyle geçiniyor bu insanlar. En azından daire başına birer daire verilmesi, teklif edilmesi gerekir diye düşünmüştük. O toplantı duyulduğu zaman etkili olduğunu düşünüyoruz ki belediye meclisine geldiğinde parsel başına değil de bağımsız bölüm başına Başak Garajı'nda yapılacak yerlerden birer daire verileceği sözü verildi. Meclis kararına bu işlendi. Fakat yine başkanımın hatırlattığı gibi belediye başkanı ve belediye meclisinin iradesi yok sayılarak Bakanlar Kurulu Başak Garajı'nın yerini bir gecede kaderini değiştirdi. Dolayısıyla sizlere oradan daire verilmesi mümkün değil. Çünkü artık orası Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakfı'na ait. Sizlere söylemek istediğim yasanın durumu ortada. Bu yasa, idarenin yaptığı bütün haksızlıklara karşı tabii ki dava açma hakkınız vardır. Mahkemeye müracaat edebilirsiniz. İdarenin yaptığı işlemi idare mahkemesinden yürütmenin durdurulması kararıyla bu davalar sonuçlanıncaya kadar durdurabilirsiniz. Ama biz yasa için gasp yasası derken sebeplerimiz vardı. Çünkü bu yasa açtığınız davalarda hakime yürütmenin durdurulma yetkisini ortadan kaldırmış ve yasaklamıştır. Açılan davanızda idare işlemine devam edecektir. Boşaltacaksa boşaltacak, mahkeme dur diyemiyor. Yıkacaksa da yıkacak. Davanın sonucunu beklemek zorunda değil. Binanız riskli olmasa bile, idare riskli demişse, siz dava açsanız, ileride bu binanın dayanıklı olduğunu ya da güçlendirmeyle, takviyeyle ayakta duracağını kanıtlasanız bile davanız konusuz kalabilir. Her şey oldu bittiye getirilebilir. Merkez Efendi'yi de
bu bakımdan daha tehlikeli bir yer olarak görmekteyiz. Çünkü yapılan yerlere bakarsak genellikle binalar, eski binalar yıkılıp yenilenmemektedir. Daha ziyade boş alanlar, parklar, imara kapalı yerler veya az katlı binaların bulunduğu kamulaştırma bedeli olarak daha az para ödeyecekleri, hele hele tapusuzsa sadece enkaz bedeli ödeyerek o halkı oradan uzaklaştırabilecekleri yerleri daha çabuk bu yasa kapsamına alacaklarından endişe etmekteyiz. Yani kısacası bu yasa kentsel dönüşümü hedeflememektedir. Hepimiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Fakat doğum, ölüm, evlenmek gibi yoksulluk, sömürülmek kaderimiz değildir. Hayatta bazı şeyleri değiştiremeyiz ama sömürülmeyi, kandırılmayı engelleyebiliriz. Bizim yapacağımız tek şey doğruları, gerçekleri ve bilgimizi sizlerle paylaşmaktır. Bundan sonrası size kalmıştır. Haklarınızı sizler kullanacaksınız. Bu süreyi bize tanıdığınız için teşekkür ederim. Konuşmalarını yapmak üzere Fikret Bey'i mikrofona davet ediyorum. Merkez Efendi'nin değerli insanları, kıymetli büyüklerim, değerli küçüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim, Sabri Ülker Caddesi'nde oturan, Üsküp Mahallesi'nde oturan, Merkez Efendi Camii çevresinde oturan, Çiftlik yolunda oturan, burada yaşayan tüm dostlarımızı, tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben bir hazırlık yapmıştım. Bu hazırlığı kenara bıraktım. Gönlümden ne geçiyorsa sizlerle onları paylaşacağım. Arkadaşlar, sene 1999. O günlerde yaşadığımız endişeyi, o günlerde yaşadığımız sıkıntıyı, çocuklarımızın gözünün içine baka baka yaşadığımız korkulu geceleri kimsenin unuttuğunu zannetmiyorum. Zaman zaman unutturulsa da deprem bir gerçek. O gerçeği lütfen hiçbirimiz aklımızdan çıkarmayalım. Biz çeşitli defalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organları, meclis üyeleri, arkadaşlarımız çeşitli vesilelerle deprem konusunda yaptığımız konuşmalarda depremle siyasetin bir arada olmadığını, depremin siyaset üstü olduğunu, deprem sorununa hep birlikte çözüm bulunması gerektiğini gerek mecliste gerek dışarıdaki toplantılarımızda hep paylaştık, hep söyledik. Sadece iktidarla bu işin yürümeyeceğini, muhalefetin de bu işe el atması gerektiğini, yerel aktörlerin, derneklerin, mühendisler odasının, mimarlar odasının, üniversitelerin, ilçenin müteahhitlerinin yek vücut olarak bunu ele almasını talep ettik, gündeme getirdik. Ne oldu? Sene 1999, sene 2012. Arkadaşlar, siz de şahitsiniz, görüyorsunuz, yaşadınız. Ne iktidar, ne muhalefet bu konu hakkında bir araya gelmedi. Daha doğrusu muhalefetin görüşünü almaya tenezzül etmediler. Büyükşehir Belediyesi'nde yaşadığımız bir olay var. Sayın Grup Başkanımız Ercan Ekşi Bey ile beraber yaşadık. Bu afet riski altındaki alanlarla ilgili kanun çıkmadan önce Büyükşehir Belediyesi'nde iktidar ve muhalefet bir araya geldi. İlgili kurum ve kuruluştaki arkadaşlar da geldi. Bizi bir heyecan sardı. Dedik tamam, burada herkes bir araya geliyor. Bu konuyla ilgili somut çözümler ortaya çıkacak. Vatandaş rahatlayacak. Hatta her meclis üyesine, her sorumlu arkadaşa ya siz kentsel dönüşümle ilgili, depreme alınacak tedbirlerle ilgili neler düşünüyorsunuz diye sordular. Biz de samimiyetle geceler boyu çalıştık. Duygu ve düşüncelerimizi dikkate
alınır noktasında gerekli makamlara arz ettik. Tabii Türkiye'de her şey o kadar çabuk, o kadar hızlı gelişiyor ki geçen süreç içerisinde bunların hiçbirisi dikkate alınmadan afet riski altındaki alanlarla ilgili mevzuat çıktı. Ağzına sağlık Resmiye Göç kardeşimiz onu çok güzel bir şekilde paylaştı. Sizlere anlattı, izah etti. Gerçekten sıkıntılı bir yasa. Kentsel dönüşüm yeni bir olgu mu? Hayır, yeni değil. Kentsel dönüşüm dünyanın her tarafında var. Anadolu ve Rumeli'de Türkiye'nin bütün sınırlarındaki şehirlerde bulunan yapıların %60'ı tamamı 1960'lı yıllardan önce yapılmıştır. Dolayısıyla işte 1975 ve 97'deki deprem yönetmeliğiyle birlikte her yapının bir revizyona girmesi, güçlendirilmesi gerektiği açık net bir şekilde ortadadır. Yanlış eğitimler, ustalardaki eksiklikler, malzemelerdeki sıkıntılar bu problemleri çok daha açık net bir şekilde ortaya koymuştur. Bütün bunlar herkes tarafından bilinmektedir. Asıl önemli olan vatandaşın gönlünü rahatlatacak, vatandaşın kafasını rahatlatacak, duyduğu zaman gönlü rahatlayacak, ümit içerisinde olacağı bir sonuç maalesef günümüze kadar toplumun önüne konulamamıştır. Ve inanıyorum buradaki her arkadaşın önüne bir kalem kağıt versek, kentsel dönüşümle ilgili ne anladın, lütfen bize iki kelimeyle izah eder misiniz desek, kendin de dahil olmak üzere bugün yaşanan süreçle ilgili net, doyurucu bir ifadeyi hiçbirimiz kullanamayız. Neden? Çünkü bir bilgi kirliliği vardır. Aydınlatma eksikliği vardır. Toplum depreme yönelik neler yapılacağı, ne tür çalışmalar yapıldığı konusunda herhangi bir bilgiye kesinlikle sahip değildir. Komşu komşudan duyar, arkadaş arkadaştan duyar, beraberce birbirimize anlatır ama işin aslında daima uzakta yaşarız. Belirsizlik çok kötüdür. Belirsizlik sıkıntı yaratır, huzursuzluk yaratır. Hepimizin onun için kafası karışık. Onun için kafamızda türlü türlü düşünceler var. Kentsel dönüşümle ilgili dünyada yaşanan iyi örnekler vardır. Ülkemizde yaşanan iyi örnekler vardır. Ama son yıllarda yapılan uygulamalar hiç iç acıcı sonuçlar ortaya getirmemiştir. Bunları dile getirdiğimiz zaman iktidardaki arkadaşlardan farklı tepkiler alıyoruz. Nasıl tepki alırsak alalım, biz bunları vatandaşlarla paylaşacağız. Zeytinburnu ölçeğinde düşünecek olursak, bir anda Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet olan, iktidara oy vermeyen kesimlerin temsilcisi durumundadır ve bütün bu gelişmeleri toplumla paylaşmak zorundadır. O sorumluluk duygusu içerisinde biz bu gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, Sulukule'de insanlar yerlerinden olmuştur. Mahkeme yapılan uygulamanın yasal olmadığına karar vermiştir. Ama oradaki 1000 yıllık bir yerleşim ortadan kalkmış, insanlar yerlerinden, yurtlarından olmuştur. Komşu komşuyu, akraba akrabayı bulamaz hale gelmiş, birbirleri arasındaki bağ ortadan kalkmıştır. Bir şekilde Arnavutköy Taşoluk tarafına gitmişler. Oradaki ekonomik sorumluluklarını yerine getirmedikleri için orada elde ettikleri haklardan da olmuşlardır. Bunun farklı örnekleri tarla başında da yaşanmıştır. Çok samimi ve net bir şekilde arkadaşlarım adına sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten kentsel dönüşüm halkın adına olacaksa, gerçekten insanları sağlıklı binalara sıkıntı vermeden, problem yaşamadan koyacaksa, biz bunu yapanın elini öper sırtımızda taşırız. Kesinlikle öyle bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Bu işlerle ilgili önemli sıkıntılar var. Meclis üyesi İlkay Biber arkadaşımız Sümer Mahallesi'ndeki gelişmeleri çok yakından takip etmektedir. Ve
diğer meclis üyeleri arkadaşlarımız da kendi bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Sümer mahallesindeki insanlar tam bir bunalım içerisindedir. Aileleri içerisinde huzursuzluklar belirmiştir. Neden belirsin? Belirmesin. İnsanlar mutlu olsunlar. Bu toplum adına yapılan eserlerden faydalansınlar. Ve gönül rahatlığı içerisinde oturacakları, deprem korkusu yaşamayacakları konutlarda otursunlar. Ama ortaya konulan şartlar kesinlikle o imkanı vatandaşlarımıza vermemektedir. Aynı şey Merkez Efendi Mahallesi'ndeki yapılan kentsel dönüşüm bloklarında bir başka şekilde yaşanmış. O bloklar bittikten sonra kentsel dönüşüme yönelik olarak hiçbir vatandaşımız, normal halktan hiçbir vatandaş oradan konut edinme hakkına sahip olmamıştır. Özür diliyorum. Durum böyle devam ederken kentsel dönüşüm yasası demokrasinin kırıcı gibi vatandaşın tepesinin üzerinde durmaktadır ve tehlike yaratmaktadır. Şöyle ki arkadaşımızın anlattığı gibi kentsel dönüşümle ilgili olarak hangi alanda, hangi tarihte ne olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Bu Merkez Efendi'de Kültür Vadisi alanında okul ve çevresinde yaşadığımız gibi bir an Üsküp Mahallesi de riskli alan altına alınabilir. Çiftlik yolu çevresi de riskli alan altına alınabilir. Sümer Mahallesi, Yeşiltepe, Gökalp, Yenidoğan veya başka bir mahalledeki bir alan da riskli alan haline alınabilir. Arkadaşlar, parça parça bu işin çözülmeyeceği açık net bir şekilde ortadadır. Dünyada olduğu gibi bütünsel bir yaklaşım göstermek gerekmektedir. İspanya'nın Barcelona şehrinde yapılan kentsel dönüşüm dünyadaki en güzel örneklerden biridir. Toplumun bütün katmanları bu sürece katılmıştır. Hiç kimse dışlanmamıştır. Herkes net bir şekilde fikrini söylemiştir. Mahalle mahalle, sokak sokak, ekonomik ve sosyal psikolojik analizler yapılmıştır. Bu işin bir yanda psikolojisi de çok önem arz etmektedir. O psikolojinin ne tür etkiler yarattığını benden çok sizler biliyorsunuz, güncel olarak burada yaşıyorsunuz. Bütün bu analiz ve çalışmalar 10 yıl sürmüş, 10 yıl sonra eldeki verilerle birlikte plancılar, şehrin aktörleri, müteahhitleri, mimarları, dernekleri, sivil toplum kuruluşları bir araya gelmişler ve planlama süreci devam etmiştir. Bu planlama sürecini de 10.000'in üzerinde insan açık ve net bir şekilde gözlemleme fırsatı bulmuştur. Biz meclis üyesiyiz, siyasi insanlarız. Sizin adınıza bir şeyleri takip etmeye çalışıyoruz. Biz bilgi alamıyorsak, bizde bilgi eksikliği varsa, sizde bilgi eksikliğinin olması çok doğaldır. Ama bilgide olmayınca insan karanlıkta yürür. Bu akşam kaldığımız gibi, yani sağ olsun Şenol Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize tanıdı. Duygu ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Enteresan bir olaydır. Buraya geldiğimizde burası kapkaranlıktı. Bir şekilde elektrikler kesilmişti. Allah'a şükür hep birlikte aydınlığa çıktık. Ben de bu toplumun hep birlikte el ele birbirine inanarak aydınlığa çıkacağına inanıyorum. İnsan dediğin varlığın ömrü nedir ki? Dün, bugün, yarın. Bir arkadaşımın bir yaşadığı olay var. Onu paylaşmak istiyorum. Arkadaşım bir toplantıya gidiyor. Sunucu diyor ki, ya arkadaşlar, insan ömrü kaç yıldır diye soruyor.
Birisine soruyor 60 diyor, diğerine soruyor 65 diyor, diğeri 70 diyor. Ortalığı ömür 62 çıkıyor. Sonra bir beyefendiyi çağırıyor, diyor ki gelir misiniz diyor. Tabii o beyefendi de neşeyle sahneye geliyor. Ya lütfen bana bir mezure getirin diyor. Mezure getiriyorlar, bir de makas getiriyorlar. İnsan ömrü ne kadardır diyor arkadaş. Ortalama 62 buldu. Mezureyi 62'den kesiyor. Beyefendi şunu diyor, bir tutar mısınız diyor. Beyefendi onu tutuyor. Siz kaç yaşındasınız? 58. 58'i de kesiyor. Beyefendinin elinde ne kadar kaldı? 4 santim. Ömür o kadar uzun değil. Ama emek insanın yıllarını alıyor. İnsan tek bir daire için 3 nesil birden çalışıyor. Bütün ailenin emekleri o elde ettikleri değer üzerine toplanıyor. Şimdi burada bir takım sıkıntılar var, eksiklikler var, problemler var. Çözüm olduğunda biz çözümün her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Ama toplumun bize ilettiklerini muhalefet olarak biz belli yerlerde işlemek durumundayız ve bunu da çok net bir şekilde işliyor ve anlatıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, Üsküp Mahallesi'ndeki süreci hepiniz yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Oradaki gelişmeleri arkadaşlar size anlattı, siz de yaşadınız. İçinizde bulunan arkadaşlarımızla, dostlarımızla zaman zaman telefonla veya bir araya gelerek buradaki gelişmeleri, buradaki sorunları görüşüp güncel takip içerisinde bulunuyoruz. En son aldığımız bilgi size tapuların verileceği yöndeydi. Biz de bu tapuların en asgari bedelle sizlere verilmesi konusunda her türlü gayret içerisindeyiz. Bunun dışında Merkez Efendi Camii çevresinde yapılan bir uygulama var. Oradaki arkadaşlarımızla ilgili bir 18. madde uygulaması yapıldı. Oradaki binalarla ilgili bir avan proje çıkartıldı. Orada bölgede bulunan arkadaşlar varsa onların da sorularını, dertlerini bir şekilde karşılıklı soru cevap olarak konuşacağız. Şimdi biz hepimiz Zeytinburnu'nda bir yerlerden geldik. Ben bir Rumeli insanıyım. O benim zenginliğim. Hepinizin kendine göre zenginlikleri var. Ama bizim ortak paydamız var. Ortak paydamız bu vatan. Ortak paydamız bayrak, ortak paydamız cumhuriyet, ortak paydamız Atatürk, ortak paydamız Zeytinburnu. Saygılar sunarım. Konuşmalarını yapmak üzere Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Mustafa Doğru'nu davet İyi akşamlar diliyorum. Sayın Başkan, Sayın Kulüp Başkanı, Sayın Mahalle Başkanım, Meclis Üyesi arkadaşlarım. Basın burada, basına da merhaba diyelim. Ve sevgili Merkez Efendi sakinleri, hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlarım bahsettiler. Ben biraz daha Zeytinburnu'nda bu kentleşme süreci, yasanın neler getirdikleri, buna karşı bizim ne yapmamız gerektiği, olası Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında nasıl bu konuya yaklaşacağımız ve özelinde de birlikte yaşadığımız bu Üsküp Mahallesi ve İETT bloklarıyla ilgili nasıl bir çözüm oluruna temel yaklaşımlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Zeytinburnu biliyorsunuz hemen 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı nüfus artışıyla, göç ve göçe dayalı hızlı nüfus artışıyla buraya gelen sizler,
ve diğer çevredeki insanların barınma talepleri gecekondu tarzı yapılarla olmuş. Yani biz uzun yıllar geldik, bir arazi satın aldık ve kamu arazileri üzerine gecekondular yaptık. Bu süreç 1984 yılında imar affıyla yasal bir sürece kavuştu. Konutlarımız, gecekondularımızı legalleştirdik, tapularımızı aldık. O günkü imar koşullarının gereği biz o gecekondularımızın üzerine yeni katlar koyduk. O günkü geçerli olan imar şartları doğrultusunda da boş parsellerimize 950 ve 1250 dediğimiz 3 veya 4 katlı binalar yaptık. 90'lı yılların sonunda imar artışıyla birlikte bu katların, bu binaların üzerinde birer veya ikişer kat daha koyduk. Bütün bunları yaparken bilimin gerektiği, mühendisliğin gerektirdiği hiçbir matematik hesaplar yapılmadan bunları yaptık. Ve bugünlere geldik. Evet, Zeytinburnu'nun gerçekten yapı stoku sıkıntılı. Bir yenilenmeye, bir dönüşüme ihtiyacı var. Bu yenilenme ve dönüşüm, bu yapıların bir kısmının gerçekten ömrünü tamamlayıp çok eskimeden kaynaklanırken, ağırlıklı bir kısmı deprem riskine karşı dayanıksızlıklarından kaynaklanıyor. Bu süreç bizi sağlıksız bir kentleşme sürecine getirdi. Bu sağlıksız kentleşme sürecinden çıkış yollarımız elbette var. Bunu yerel iktidarlar bugüne kadar doğru kullanamadılar. Bunlara da birazdan değineceğim. Ama burada size şimdi sayısal bir takım veriler vermek istiyorum. Gözlüğümü de takayım, bazen okuyamıyorum. Sevgili arkadaşlarım, Zeytinburnu'nda 17 bin tane bina var. Bugün itibariyle konuşuyorum. Bu 17 bin binanın 120 bin bağımsız bölümü var. 120 bin bağımsız bölümde 80 bin tane konut, 40 bin tane de iş yeri var. 99 depreminden bu yana 13 yıl geçti. Son 13 yılda takriben 1700 tane konut yapıldı. Bu da toplamın %12'sine denk geliyor. Yani Zeytinburnu'ndaki yapı stokunun %88'i, yaklaşık %90'ı olası deprem ve afetlere karşı güvensiz yapılardan oluşuyor. Depremden sonrakiler neden güvenli diye sorarsak, yapım, biraz önce arkadaşlarım bahsetti, yapım hesapları değişti. Depremden hemen sonra mühendislik hesapları değiştiği için onları güvenli yapılar sayabiliriz. 99 depremi bu anlamıyla ilçemizde bir milat olarak görülmesi gerekir. 99 depremi sonrasında beklenen Marmara depreminde İstanbul'da zarar görecek ilçelerin başında Zeytinburnu'nu birinci sıraya koymuşlar. Yapılan zemin çalışmaları, deniz dibi taramaları, sismik taramalar sonucunda da kentsel dönüşümün Zeytinburnu'nda başlayacağını ilan etmişlerdi. Hem başbakan, hem anakent belediye başkanı, hem ilçe başkanı. Zeytinburnu pilot bölge seçilmişti. Bunu ilan ettiler. Ve kentsel dönüşümü buradan başlatacağız diye hem bize, Zeytinburnu'da yaşayan bizim insanlarımıza bir umut aşıladılar. Bu umutu Zeytinburnu üzerinden tüm Türkiye'de yaydılar. Ama baktığımızda Zeytinburnu'nda böyle bir şey yapıldı mı? Yapılmadı. Yapılan takım şeyler var. Bunları paylaşmak istiyorum. Yapılan, bu amaçla dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen, bir kısmı Merkez Efendi mahalle sınırlarında olan, bir kısmı da Seyit Nizam mahallesinde olan 130 dönümlük kamusal bir alanı aldılar. Üst gelir grubuna hitap edecek akıllı evler diyeceğimiz evler diye projelendirdiler. Bir yandaş firmaya verdiler. Yüksek fiyatlarla sattılar. Hepimiz biliyoruz hemen bunu. Kim taşı? Kamusal bir alan. O alan bizim. Zeytinburnu halkının. Merkez Efendi'deki dönüşümün kullanacağı toprak parçasını sattılar. Benzer bir çalışmayı Sümer'de yaptılar. Sümer'de gene 14 dönüm bir alan. Spor uğraşan arkadaşlarımız çok iyi biliyor. Spor, amatör spor sahası olarak kullanılan bir alanı hemen karşısındaki Bozkurt fabrikası olarak bildiğimiz Koç'un 96 dönüm arazisiyle birleştirdiler. Bir proje geliştirdiler. Bu projeyi
Ankara merkezli, Kayseri menşeli iflas etmiş bir firmaya verdiler. Milyonlarca para kazandılar. Oradaki anlaşma sonucunda Kiptaş'ın elinde 440 tane daire var arkadaşlar. Bu daireyi de hemen yanlarında 47 dönüm alanda kentsel dönüşüm diye ilan ettikleri vermek üzere elde tutuyorlar. Vermiyorlar, vermeyecekler. Öyle bir niyetleri yok. Çünkü orayı da burada yaptıkları gibi satmak istiyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem grubumuz hem ilçe olarak biz bu konuda direniyoruz. Vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. Bu sürecin takipçisi olacağız ve diyoruz ki verin kardeşim, verin. Orada 100 metresi olana 100 metre verin. Niye vermiyoruz? Biraz sonra tekrar geleceğim oraya. Zeytinburnu'da yalnız bunlar mı oluyor? Yok. Hemen yanı başımızda tercüman hattında olanları biliyoruz, görüyoruz. Ambarlara doğru giderken Zeytinburnu değişiyor, yeni yapılar yapılıyor. Ambarlar kalkacak, demirciler sitesi kalkacak. Sahilde otellerimiz yapılıyor, rezidanslar yapılıyor. Yeni şimdi başlayacak bir tane çok büyük, çok korkunç metrekareler. Bu ilçemizi de işte yüz karası utanç verici bir yapı. Bu kentin süretine kara gölge gibi düşen 16-9'u hepimiz izliyoruz ve biliyoruz. Yalandan kalktılar, durduracağız falan diyorlar, bitmişti o zaman. Yani bittiği zaman başbakan tatlı bir şeyler söyledi. Merter hattında yapılanlar. Bunların hepsi sevgili arkadaşlarımız ayrıcalıklı imar haklarıyla yapılan yapılar. Bunların içerisinde iki tane Zeytinburnu'nda kamusal alan olduğunu söyledik. Bunu da aldılar, kendi yandaş firmalarına verip buraların üzerinden büyük paralar kazandılar. Bütün bunlar da kentsel dönüşüm diye hem bize, bizim üzerimizden tüm Türkiye'ye tanıtım yapıyorlar. Tabii olan bir şey daha var, arkadaşlarım bahsetti. Hemen yanı başımızda Mevlevihane'yi özel bir vakıf üniversitesine verdiler. Yetmemiş gibi burada 160 dönüm bir alanında içerisine ona verdiler. Bakanlar Kurulu kararı elimizde, Sayın Başkanım bahsetti. Ve içinde 5 tane de okul var sevgili arkadaşlar. O alan içerisinde 5 tane de okul var. Hepimiz biliyoruz hemen. Pilotların yan tarafındayım mı? Evet. Evet. Şimdi ne oluyor? Zeytinburnu'nun çevresinde buna olurken Zeytinburnu içindeki yapılı alanlarının %98'i bir değişim, bir yenilenme bekliyor. Hiçbir şey yok. Niyet var mı? Niyetleri de yok. Zeytinburnu İstanbul'un hemen göbeğinde çok değerli bir toprak parçası. Alanı da yok. Yeniden büyüyecek, yeni imar kendi düşündükleri yandaş veya uluslararası firmalara peşkeş çekmek gibi bir niyetleri olduğunu ben düşünüyorum. Bunu da arkadaşlarımız bahsettiği kentsel dönüşüm diye dediğimiz afet riski altındaki yapıların, alanların dönüşmesine dair kanunla daha çabuk elde etmenin yollarını açıyorlar. Bu kanunla gerçekten amaç afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi, bilimine uygun yapılar yapmak değil. Amaç belirledikleri kent parçalarını ayrıcalıklı imar hakları tanıyarak, içindekilerden de soyutlayarak belirledikleri çevrelere, istedikleri kişilere satmak, özelleştirmek veya buradaki gibi tahsis etmektir. Bu anlamıyla geçmiş daha önce yaptıkların önünde hukuksal engeller vardı. Biz meslek odası olarak, mimarlar odası olarak, başka meslek odalarımızda da ortak davalar açarak İstanbul'da böyle büyük dönüşüm planlarına çok ciddi davalar açtık. Yürütmeleri durdurduk, iptal davalar kazandık. Biraz önce Fikret Bey bahsetti, Suluklu'daki davayı kazandığımız halde hukuk falan hiçe sayıyorlar. Bu çıkarttıkları yeni yasayla da kendilerine hukuksal güvenceyi alıyorlar. Çünkü itiraz etme hakkın yok. İtiraz etsen yürütmeyi durdurma hakkın yok. İçinde yaşıyorsan ve karşı geliyorsan Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerle seni yargılıyorlar. Bu anlamıyla bu yasa mülkiyet hakkını ihlal eden bir yasadır. Bu yasa eşitlik ilkesini yok sayan bir yasadır. Hak aramayı engelleyen bir yasadır. Ve zor kullanıyor. Sen ona kendi yerini vermiyorsan senin yerini senden zorla alıyor. Metazor zor kullanan bir yasadır. Ve en önemlisi tabii evrensel hukuk kurallarında yok sayan bir yasadır. Bu yasa kapsamında şayet evinizin bulunduğu alan, bir bölge, riskli alan ilan edildiyse vay halinize. Oradaki binanın tespit parasını takriben ortalama 5 katlı bir binanın tespit parası 10 bin lira civarında.
binanın yıkım parasını, yani oturduğunuz binanın yıkım parasını, orada yapılacak olan projenin proje bedelini, altyapı paralarını, sosyal donatı, park, bahçe paralarını hepsini sizden alacaklar. Yani onun içinde bulunan insanlar alacaklar. Bir hissedar olacaksınız orada. Bir, yani çok korkunç şeyler söylüyoruz. Maalesef böyle, yani karamsar bir tablo çiziyoruz ama bunların bilinmesi gerekir. Şimdi Ocak ayında meclise gelecek yeni bir torba yasa hazırlıyorlar. Burada bizim meslek odalarımızın da yetkilerinin budanması olan, içinde bir sürü farklı alanlarda o yasaların olduğu bir yasa hazırlıyorlar. Bu yasada bir madde daha getiriyorlar arkadaşlar. Bu maddeye göre değer artışlarının, olası bu kentsel dönüşüm alanlarında sizin bir binanız var. Binanızın bugünkü değeri diyelim 100 lira. Yarın o yapı oluştuğu zaman o 300 lira olacaksa, o değer artış olan 200 liranın %45'ini de maliyetlere koyup tekrar sizden alacak. Böylesi korkunç şeyler. Anlaşamazsan hisseni alıyorlar. Nihayetinde belirledikleri fiyatlardan orada kendi paranla hissedar olduğun, ne kadar hissedarda olduğun belli olmayacak çünkü projeyi bilmiyorsun, size bir daire sunacaklar. Paranız varsa bu daireyi alacaksınız, paranız yoksa Fikret Bey söylediği Taşoğlu'na gideceksiniz veya Kaya başına gideceksiniz. Bu anlamıyla bu yasa zenginler kent merkezinde, yoksullar, emekçi kesim kentin dışında. Fransa'daki banyo sistemi. Recep Tayyip'ler desene İstanbul'da olacak. Bunun örnekleri var. Bunun örnekleri hemen Zeytinburnu'nda, işte Sümer'de biraz önce bahsettiğimizdir. Sümer'de Resmi Hanım arkadaşım bahsetti. Dönüşümle ilgili vatandaşa diyorlar ki 100 metrenin var, 75 metre verecek. 100 metreyi kendilerini bürütten sayıyorlar, vatandaşlıkını netten sayıyorlar. Senin yerini diyor 1200'den alacağım ama ben sana 2500'den satacağım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, örgütümüz olarak, ilçe başkanımızı başta hepimiz diyoruz ki ver kardeşim, ver, idare ver. Orası Zeytinburnu halkının malı, 100 metresine 100 metreyi ver. Bu kadar net. Kimin malını kime vermiyoruz? Sulukule örneği var. Fikret Bey bahsetti. Ayazma örneği var. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın orada. Tarlabaşı örneği var. Benzer ve korkunç bir şey. Bir örnek anlatacağım Tarlabaşı'yla ilgili. Tarlabaşı'nda 107 metrekare oturumlu olan 5 katlı bir binayı vatandaştan alıyorlar. Vatandaş kendi yerine yapılan yeni binadan 100 metrekare bir kat alamıyor. Yani 5 katlı bir binasını veriyor. Aldığı parayla oraya yeni yapılan projeden bir kat alamıyor. Evet. Bunlar hem şeyler. Şimdi ne yapacaksınız? Vatandaş, biz de ne yapacağız? Bir kere binamızın veya mahallemizin o bölgesinin riskli ilan edilmesine karşı çıkacağız. Gidip aman bizim binamız çürük, riskli, gelin buraya yapın demeyeceğiz. Dediğiniz anda bütün bu dediklerin daha da fazlasıyla başımıza gelebilir. Bir kere mahallede işte böyle örgütleneceğiz. Yani platformlar kuracağız. Birbirimizi bilgilendireceğiz. Hukuksal destek alacağız. Neler olduğunu izleyeceğiz. Yasayı daha iyi öğreneceğiz. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak inanın hep sizin yanınızda olacağız. Kafanız sıkıştığında, kafanızda soru işareti olduğunda bizler sizlerin her türlü yanınızda olacağız. Biz ne yapacağız? Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Biz önümüzdeki dönem için Zeytinburnu'nda ve İstanbul'da iddialı bir partiyiz. İktidara talip bir partiyiz. İnşallah. İktidar olduğumuzda biz Zeytinburnu'nu bir kere yeni baştan planlayacağız. Fikret Bey'in dediği evrensel kurallara uyarak planlayacağız. Yani birlikte planlayacağız. Mimarlarla, şehir plancılarıyla, kent psikologlarıyla, kent bilimcileriyle, mahalleliyle, mahallenin örgütlü kesiminin temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarıyla bir kere birlikte planlayacağız. Evin kutsallığını ve komşuluk hukukunu esas alacağız çözümlerimizde. Kimseyi ama kimseyi bir kere mahallesinden göndermeyeceğiz. Ve dairesi olarak muhakkak
bu tür dönüşümlerde eşit daireyi vereceğiz. Hatta daha fazlasını verebileceğimizi ben biliyorum. Bununla ilgili kafa yoruyoruz. Nedir derseniz, oluşturacağımız o yeni yaşam alanlarında çok küçük ticari faaliyetlerde bulunacağımız dükkanları sitenin yönetimine verdiğimizde oradaki hak sahibi olan o mahallede oturan insanlar aidatını bile vermeyecek çözümler üretmek mümkün arkadaşlar. Tabii çocuklarımıza, geleceğimiz olan çocuklarımıza sağlıklı, onların huzurlu, güvenli oynayabilecekleri, sosyalleşebilecekleri alanları da bu projelerde muhakkak yaratacağız. Şimdi son sözü söylemeden önce, özele geldiğimizde ne yapabilirimizi matematiksel size anlatmaya çalışıyorum. Yani anlatmaya çalışacağım. Yani Üsküp Mahallesi dediğimiz, bir kısmının herhalde bir Arnavut Mahallesi dendiği, YTT blokları, YTT blokları ve bir nokta, evet, topu kat mülkiyeti olan yer ve biz şu anda titriyoruz biraz. Şimdi ben sizde onlarla ilgili çok basit matematiksel rakamlar vereceğim arkadaşlar. Şimdi Üsküp Mahallesi 114 tane parselimiz var. 134 tane binamız var. Toplam 427 tane dairemiz var. 16.614 metrekarelik bir alana kurulu. Kamu ait olan yollarda kattığımızda takriben 22 dönümlük bir alan. Burada mülkiyetleri biliyoruz. Yani şahıs, hazine, belediye hazine, vakıf hazine mülkiyetleri var. Hemen yanı başımızda İETT blokları 252 daire ve 10 bloktan oluşmakta. Şehrül İslam Camii bir camimiz var. 24.015 metrekare bir alanımız var. Ve hemen bunun yanında hazineye ait 5.032 metrekare... Orası yollara belediye ifak etti. Yola geçti bundan 15 sene önce. 5132 metrekarelik bir alan var. Orada 4 tane bir kaçak birim var. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğimizde 51149 metrekare alan 683 tane de birim yapıyor. İlçe başkanım söyledi. Siyasi irade, siyasi isten bu işi çözebilir, çözer. Ben buna son derece inanan bir insanım. Yaptıkları için, istedikleri zaman yapıyorlar. 14 dönüm alanda, Sümer'de, kamusal alanda 661 tane birim yaptılar. Dükkanlarla birim. Onların o yoğunluğuyla 51 bir dönümü birleştirdiğimizde burada arkadaşlar 2415 tane birim yapılabiliyor. Yani 14 dönümde 661 tane yaptılar. Aynı yoğunluk, takriben orada 5 civarında yoğunluk vardır. 2415 tane birim veya konut dükkanlarla birlikte yapılabiliyor. Bunlar takriben 100 metrekarelik konutlar. Biz kent bilimcileri, mimarlar olarak böyle yoğun yaşam, yani yoğun yapılaşma içerisinde yaşamda doğru bulmuyoruz. Çünkü yeşil alan olması lazım, oyun alanları olması lazım, nefes alacağımız alanlar olması lazım. 2,5 emsale göre burada bir dönüşüm yaparsak, düşünürsek gene 100 metrekareden 1470 tane konut yapılabiliyor. 2 emsal olursa 1175 tane birim, yani konut yapılabiliyor. Mevcut 683. Şimdi çok basit matematik. Tabii biz bir şey daha yapmayacağız. Biz onların yaptıkları gibi bu kentsel rantı müteahhitlere verip reklamından başka bir yere gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz bu kentsel rantın kentinde, mahallesinde kalması için çözüm yolları geliştireceğiz. Yani yapımı işi içinde öyle dışarılardan veyahut da müteahhitler değil. O üretim şeması içerisinde de ben inanıyorum örnekleri vardır. İşte Merkez Efendi'de mi, Üsküp Mahallesi'ndeki bloklarda mı, buradaki vatandaşımızdan da faydalanabileceğimize inanıyorum. Dolayısıyla burada üretilebilecek bu dönüşümdeki o artı dairelerin birilerinin cebine kar olarak değil, gene Zeytinburnu'nda ve mahalleye artı değer olarak kalabileceğini düşünüyorum. Ve son sözümü söyleyeceğim arkadaşlar. Bize burada mahallemizde misafir muamelesi yapanlara buranın gerçek sahibi olduğumuzu göstermemiz lazım. Bu amaçla bu mahalle bizim, Zeytinburnu bizim. Bu duygularla hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bunu yaşayan arkadaşlarımız kendi sorunlarını bu çerçeve içinde kürsüden anlatabilirler.
bu sorunlarla ilgili divanımıza soru yöneltebilirler. Tanrı'yı kürsüyü de kullanabilirsiniz, yerini de kullanabilirsiniz. İsim alalım hocam. Ali Ersezer, ben YTT bürokranı oturuyorum. Evet. Yıllardır arkadaşlarımızın kapıları dağılacak diye biliyoruz anlattığım. Hepimiz burada yaşayanlar olarak biliyoruz. Güler geldi, söz verdi. Tansu Çiller vereceğim dedi. Arkasından Turgut Özal vereceğim dedi. Arkasından Ömür'ü dedi. Ve bugüne kadar veriyoruz. Şimdi siz CHP'yi olarak, ben Zeytinburnu'da yaşayan bir Zeytinburnu vatandaşı olarak 160 yıllık dönüm dediniz galiba, 160 yıllık araziniz ilk defa sizden. Siz bunları belediye meclisinde gördüğünüz halde neden Zeytinburnu halkını bilinçlendirip de çevrenizde bizim faydalanacağımız veya bu arkadaşlar yasayla belediye meclis kararından geçirildi dediniz. Bizleri bilinçlendirip de toplumsal olarak ve mahalle olarak niçin tepki koymamızı sağlamak? Burada çok büyük bir hata var. Geliyorsunuz kürsüye, karamsar, o kadar karamsar ki. Ha, biz zannediyoruz ki evimizde, itibarımızda gidiyor. Evet, gidecek. Çıkarttıkları deprem yasasıyla gideceğini hepimiz biliyoruz. En körü bile biliyor. Ama bunun karşılığında bizim sizden isteğimiz, bizim sizden ricamız, siz her gün orada tartışıyorsunuz, bağırışıyorsunuz. Bunları bize bir şekilde ulaştırın. Ulaştırmadığınız süre içerisinde bize diyorsunuz ki siz ne yapacaksınız? Hak arayacaksınız. Bilmediğimiz şeyi niye hakkını arayalım? Bir şeyi bize göstermediniz ki biz de gidip hak arayalım. Buranın sakiniz, biz bu çevreyi kullanan insanız, kullanamıyoruz. Buradaki diğer vakıf üniversitesinden ziyade bizim burada çocuklarımızın oynayacağı alan yok. Veyahut da benzeri meslek okullarımız yok. Adamlar kendi kafalarına göre gelip yapıyorsa, bunları yapıyorsa, siz de bize gelip de bir gecede yasa çıkartın diyorsa, diyorsanız burada bizi bilinçlendirip mahallemize veya da semtimize sahip çıkartmadığınız için ben sizden hiçbir bilgi almıyoruz ki. Bir seçimle geliyorsunuz, bize söylüyorsunuz. Bir de geliyorsunuz, zoraki o da istek toplantısıyla gelip bizi bilgilendiriyorsunuz. Gidiyoruz oraya biz, zaten hiçbir bilgi alamıyoruz. Tamam, bakılıyor, ilgiliyor. Hepimiz birçok buradaki insanlar evlerinin depreme dayanıklılığını pert olarak ölçtürdüler. Birileri başka rapor verdi, birileri başka rapor verdi. Netice itibariyle Murat Bey'in kızmasıyla beraber Merkez Efendi projesi yattı, yatıyor. Şimdi biz burada bu arkadaşlarımızla nasıl bir dayanışma içine gireceğiz? Bu kadar dönüm araziyi, İstanbul'un en güzide yerini bu insanlara vermemek için ne yapacağız? Bize söylemiyorsunuz ki. Çıkıyorsunuz, bize söylediğiniz tek şey adamların bizim malımızı gasp edecek. Bizim sizden ricamız, bu mahallede yaşayan insanlar olarak bizlerin birbiriyle koordinasyonunu kuracak, daha çok kazançlı olacağımız yolu bize tarif edin. Birlikte hareket edeceksek, İnsanlarla birlikte nasıl hareket edeceğimizi, neler kazanabileceğimizi, verdiği hareketlerle neler kaybedeceğimizi bize daha rahat, daha güzel anlatın ki biz de ona göre birlikte hareket edelim. Aksi halde hepimiz diğer burada aşağıda Fatih Üniversitesi'ne verilen insanlar gibi 50 lira, 60 lira verilip gönderileceğiz buradan. Hepimiz bunu biliyoruz. En son hepimiz de bunu eğer biz birlikte hareket edemezsek, kendi semtimize sahip çıkamazsak, biz de aynı şekilde gönderecekler. Buna da biz adınız ve biriniz gidiyoruz. Burada bilmiyorum diyen arkadaşımız olmayacağını tahmin. Ama bunun için sizden özellikle rica ediyorum. Biz mahalle olarak değil, semt olarak, Merkez Efendi semtinde yaşayan bireyler olarak birlikte hareket etmemiz için lütfen bizi daha çok bilinçlendirin. Bize daha çok yol gösterip ve bizim kimlerle ne şekilde diyalog kuracağımızı da bilelim. Geliyoruz biz, ilçeye de geliyoruz, öbür tarafa da geliyoruz. Soruyoruz, ilgili şahıs yok burada, ilgili şahıs yok burada. Biz anlamıyoruz ki ilgili şahıslar niçin oralara gelmişler, niye gitmiyorlar, yoklar, anlamıyoruz ki.
gidiyoruz, soruyoruz, bir şey danışacağım. İlgili şahıs yok. Hiç kimseden hiçbir şekilde. Belediyeye gidiyoruz, bilgi alamıyoruz. Size geliyoruz, bilgi alamıyoruz. Öbür ilçeye gidiyoruz, bilgi alamıyoruz. Ben sizin haricinizde birçok ilçeye de gittim. Oradaki insanların da bu konuda ne biliyorlar, bize ne önerecekler diye sorun. İlgili şahıs yok, ilgili şahıs yok. Sürekli standart demokratik demokrasideki bürokrasi krizi gibi. Sizler de bunu bize söyledikten sonra biz artık ne yapalım? Bekleyeceğiz, AKP gelsin, akıllı ev yapsın. 200 bin lira kendi yandaşına, o da 600 bin liraya bizim gibi vatandaş atın. Benim sizden istediğim bu. Evet, bu soruları tek tek alalım sonra. Buyurun. Benim 120 metrekare dairelerim var. 5 katlı. Ben şimdi bunları müteahhite versem, müteahhit bana 5 kat veriyor, 5 daire. Ama 60-65 metrekare veriyor. Pekala, benim şimdikiyle eskinin bir arasındaki bir fark ne? Yarın burası toplu konut olduğu zaman, o zamanki benim karım ya zararım, faydam ne olabilir? İsim neyin benim? Haydar Yıldırım. Şimdi ben meslek odası arkadaşımı sormak istiyorum. Bu bizim bloklarda, yani biz kendi işaretimiz. Bizim kat mülkiyeti toplumumuz var. Bu dediğiniz kentsel dönüşümde bize aşağıdaki Üsküp Mahallesi'nin statüsüyle aynı mıyız? Statü olarak. Ve biz bir dairemize arazi olarak 24 bin metrekareden bahsediyoruz. İki daire istiyoruz ve açık gözlüyüz. Sizce açık gözlü miyiz? Onu bir tavsiye edin. Evet arkadaşlar. Buyurun. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bilgiler için teşekkürler. Sadece ben burada kafama takılan bir şey var. Üsküp Mahallesi'nin bütün sorunlarını kabul ediyorum. Blokları da kabul ediyorum. Peki bu bizim Sultan Murat Camii ve çevresinde olan insanların durumuyla ilgili tek bir şey söylemediniz. Acaba biz de mi Üsküp Mahallesi ve bloklar gibi aynı statü içerisindeyiz? Yoksa niye bizimki unutuldu? Bir, ikincisi, gene Cumhuriyet Halk Partili liderler olarak sizler böyle bir üniversitenin buraya yapılmasını neden bu kadar gözü kapalı seyrettiniz ki buradaki hangi vatandaşın çocuğu o üniversitede okuyacak? Cevap istiyorum sizden. Ben burada 81'den beri öğretmenlik yapan bir kişiyim. Okullarımız yapıldı. Ama bizim okullarımızda, bizim bu adı verilen lüks okullarımızda bizim mahallemizin çocukları maalesef gereği gibi faydalanamadılar. Nereden? Zengin var, hemen geldi, verdi parayı. Bizim çocuklarımız geri planda kaldı. Diğer çocuklar onların liderleri oldu. Ben böyle bir mahalleyi, böyle bir şeyi onaylayamıyorum. Ve bir eğitimci olarak her şeyden önce eğitim olayıyla ilgili olan sakatlıkları görünce hem onların adına hem de kendim hiçbir şey yapamamanın verdiği üzüntüyü çok derin yaşıyorum. 30 yıllık emeğimin karşılığı 80 metrekare bir dairede benim var. Ben eğer ki şeyden alsaydım, bana gösterdikleri yerlerden, şu anda 3-5 tane dairem olacaktı, belki bir çiftliğim olacaktı. Ama ben insan gibi Zeytinburnu'nda yaşamak istiyorum. Varoş diye beğenmedikleri veyahut da insanlarını biraz kendilerinden farklı gördükleri gibi görmüyorum. Ben o varoşlarla birlikte burada yaşamak istediğim için buradan daire aldım. Ben buradaki o minik çocuklarla birlikte oldum, onların büyümelerini seyrettim. Onların çocuklarını gördüğüm için burada daire aldım ben. Ve oradan alacağım çok lüks daireler yerine çok körfez bir daireye gücüm yetti. Benim bu kadarlık bir emeğimi, bu kadar hunharca
böyle başımızdaki kalitesiz insanların harcamasına ben asla tahammül edemiyorum. Ve çevremde olanlar beni son derece üzüyor. Demin arkadaşımızın bahsettiği gibi sizden tek isteğim bir CHP'li olarak. Sizin yanınızda sanıyorum bize en doğru yolu gösterdiğinizde başta ben canım pahasına da olsa yer alacağımı söylüyorum. Ama yeter ki sizler bizim arkamızda sağlam durun. Sizlerden bizim mahallemizin de şeyini istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Başka arkadaşlar? Evet. Yok galiba. Şimdi... Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Teknik bilgilerle ilgili arkadaşlarımız gerekli yanıtları verecekler. Şeylerini arkadaşlarımız duyuracaklar. Merkez Efendi mahallesindeki buradaki mülkiyet sorunuyla ilgili bizim yapmış olduğumuz toplantı 3. toplantıdır. Bir evvel Şenol Başkanıma söyledim. Kaçıncı kez dedim yapıyoruz biz burada toplantıyı? 3. toplantımızı yapıyoruz. Demek ki son bir senedeki 3. toplantımızı yapıyoruz. Demek ki bu sorun hemen başlar başlamaz. Cumhuriyet Halk Partisi burayla ilgilenmiş. Gelmiş vatandaşın ayağına. Belediye meclis üyelerimiz gelmiş. Caminin önündeki bir alanda, daha sonra kulüpte ve bu 3. toplantımız da burada yapılıyor. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi geliyor ve ilgileniyor. Bunu böyle söylemek isterim. İkincisi değerli arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu ilçesi olarak altını kalın ve iki kere çizerek söylüyorum. Partimizin kapısını çalan hiçbir şahsın sorunuyla ilgili yok deme şansına sahip değiliz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ilçesine bir yurttaşımız gelmiş kendi sorunuyla ilgili, ben burada şu sorunum var, bu arkadaşımızla ilgili, burada ilgili şahıs yok deyip dönülmemiş tek bir vaka olursa ilçe başkanlığından istifa ederim. Açıkça söylüyorum. Bizim ne ideolojik ne de siyasal duruşumuz, biz bir mesele üzerinde eğer bize gelinen bir yurttaşımız bir kapımızı çalıyorsa biz yapalım, o sorunu çözelim ve çözmeyelim. Mutlaka ve mutlaka bir emek sarf ediyoruz. Mutlaka ve mutlaka o arkadaşımızın sorunuyla, derdiyle ilgileniyoruz. Mutlaka ve mutlaka orada olmasak dahi o arkadaşımızla telefonla dönüyoruz. Adresine gidiyoruz. Yerinde görüyoruz. O sorunla ilgili her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Sanırım arkadaş bizi AKP ilçesiyle karıştırdı. Bizim ilçemize gelen hiçbir arkadaşımızın böyle karşılanması, böyle gidilmesi, böyle sönülmesi mümkün değil. Bunu özellikle söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Bakanlar Kurulu kararını alınırken değerli arkadaşlarım, bakınız AKP'nin belediye başkanının haberi bile yok. AKP iç yöneticilerinin bile haberi yok. Biz bir gece bu haber Zeytinburnu'na geldiğinde Zeytinburnu Belediyesi'nde söylemek istemezdim. Gece yarısı bir çalışma birimi bize ihbar sonucunda bu kararı bildirdi. Haziran'da alındı. Haziran'ın sonunda bu karar bakan kurulunu aldı. Temmuz'da alındı. Biz Temmuz'dan sonraki ilk 10 gün içinde ilk defa bu kararı illegal yollardan elde eden ve hemen gelip Merkez Efendi Mahallesi'ndeki arkadaşlarımıza sizle ilgili Anakent Belediyesi ile Zeytinburnu Belediyesi bir sözleşme yaptı garajdan ilgili. Bakınız bu sözleşme yalandır, yanlıştır. Bakanlar Kurulu'ndan böyle bir karar çıkmıştır. Dolayısıyla tamamen bu havadadır deyip bizzat bu haberi vermeye biz geldik buraya ve arkadaşlarımızı biz uyardık. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu kararını Merkez Efendi Mahallesi'ne taşıyan siyasi irade Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu karar duyulur duyulmaz aldık geldik buraya, arkadaşlarımıza söyledik ve aynı zamanda bundan da yetinmedik değerli arkadaşlarım. İstanbul Milletvekili, bölgemiz Milletvekili Haluk Uyduyan'ı hemen buraya çağırdık. O konuyla ilgili burada toplantı yaptık ve Haluk Bey burayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Zeytinburnu
buradaki meseleyle ilgili soru önergesi verdi bakanlığa ve soru önergesinin cevabı 5 Aralık 2012'de bize geldi değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi sadece İstanbul'da Zeytinburnu'nda değil, hemen değerli arkadaşlarım, bu karar gelir gelmez Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarım ve Büyükşehir'de bu konuyla ilgili bunu gündem yaptılar, bunu konuştular ve Büyükşehir ana kentte bu Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyeleri sayesinde duyuldu. Hem Büyükşehir'de hem Ankara'da bu kararla ilgili gerekli muhalefeti yaptık ve gerekli duyuruyu, gerekli tepkimizi gösterdik. Ve bugün burada yaptığımız toplantı değerli arkadaşlarım bu karardan dolayıdır özellikle. Bu kadar geniş bir toplantı, bu kadar katılımlı bir toplantı yapıyorsak işte bu kararların sonucunda yeniden bir aydınlatma toplantısı yapıyoruz. Üçüncü toplantımızı yapıyoruz. Ama özelde bir takım arkadaşlarımıza bu bilgi gitmemiş olabilir. Ama biliniz ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tür meselelerde sizinle birlikte dayanışma içinde bu kararları gizlemeden, saklamadan, deşifre ederek. Çünkü değerli arkadaşlarım bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bakınız biz belediye meclisinde 13 arkadaştan temsil ediliyoruz. AKP'nin sayısı ne başkanım? 24. 13'e 24. 13 tane arkadaşım Zeytinburnu Belediye Meclisi'nde aslanlar gibi Zeytinburnu'ndaki sorun sahiplerinin davalarının kavgasını veriyorlar. Belki de o arkadaşlarımız kendi durumlarını, kendi saldırıları, kendilerine karşı olan saldırıları, kendi ailevi yaşamlarını, kendilerine gelen tehditleri, çünkü değerli arkadaşlarım bir baskı rejimi altında yaşıyoruz, bir tehdit rejimi altında yaşıyoruz. Her baba yiğidin harcı değildir bunlara karşı koymak. İşte bizim bu baba yiğit arkadaşlarımız, belediye meclisinde görev yapan arkadaşlarımız her şeye rağmen direniyorlar. Lütfen meclis TV'sini açın. Her hafta, her toplantıda mutlaka orada kavga çıkıyor, gürültü çıkıyor. Arkadaşlarımıza saldırıyorlar, küfrediyorlar. Meclisin dışına itecek kadar bir saldırı içinde AKP'nin yönetimi ve belediye meclis üyeleri, belediye başkanı. Dolayısıyla bu karşılıklı mücadele mecliste devam ediyor. Alanda devam ediyor. Anakent'te devam ediyor. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor. Değerli arkadaşlarım. Onun için biz üzerimize geleni, üzerimize düşen payı açısından her şeyi yapıyoruz. Ama şimdi şunu derseniz, Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi çözsün derseniz, bu da abesle iştigal değerli arkadaşlarım. Siz ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getireceksiniz ve ondan sonra geleceksiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanının, belediye başkanının, milletvekilinin yakasını tutacaksınız ve diyeceksiniz ki bu sorunu çözün diyeceksiniz. O zaman biz o zaman çözmezsek bize laf söyleme, söz söyleme hakkı doğar değerli arkadaşlarım. Ama biliniz ki demin konuşmamda söyledim. İktidarlar geldi geçti, belediye başkanları geldi geçti. Eli güçlü, eli kuvvetli siyaset olarak hiçbir belediye başkanının yetkisi Murat Aydın'da olmadı. Çünkü burada belediye başkanları geldi. Kimisinin Anakent'te ayağı yoktu. Kimisinin iktidarda ayağı yoktu. Garibim geldi burada mücadele verdi. Belki bir şeyler yapmak istedi. Anakent'te engellediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde engellediler. Ve o sadece rutin bir hizmet yapabildi ancak. Ama Murat Aydın'ın böyle değil değerli arkadaşlarım. Siyasi iktidar arkasında. Anakent arkasında istediği an, düğmeye bastığı an nasıl burada 160 dönümlük bir araziye, bir kültür, bir üniversiteye peşkeş çektilerse buradaki arkadaşlarımız peşkeş istemiyor. Onların hakkını, hukukunu bu arkadaşlarımıza verebilirler. Vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Çünkü onların kafasında rant var. Rantı kendi yandaşlarına dönüştürme, kendi yandaşlarının kasasına aktarma hevesi var. Bu Halde de yapıldı, Sümer'de de yapılıyor, başka projelerde de yapılıyor değerli arkadaşlarım. Vatandaşı düşünen bir siyasal irade olmadığı için vatandaşın hakkını nasıl gasp ederim, onun hakkından nasıl pay alırım, onun hakkından nasıl köşeye dönerim zihniyet olduğun için bu sorun çözülemiyor. Bizim eksiğimiz ve noksanımız olabilir, şu anlamda olabilir. Fazla bu meseleleri sizlerle, işte arkadaşım söyledi, keşke arkadaşımızın da evine gitseydik. O arkadaşımızı da bilgilendirseydik. Bizim bu toplantılardan haberimiz olmadı. Toplantılarımıza katılmamış olabilir. Buradaki toplantılarımıza. Biz
bu toplantı yapmadan önce Şenol Başkanım'la konuştum. Dedim ki, isterseniz başkanım dedim, biz tek tek buradaki 424 haneye birer mektup yazarak bu toplantımızı ve buradaki şeyimizi duyuralım dedim. Şenol arkadaşımız dedi ki, ben dedi teyinlerle tek tek görüşüyorum, hepsini haberdar edeceğim dedi. Ama bilmiş ki bundan sonra süreçle ilgili hane sahiplerine, ilişki kuramadığımız hane sahiplerine mektup aracılığıyla ulaşacağız ve onlarla ilgili de sorunlarını ve çözümlerimizi ve muhalefetimizi sürdüreceğiz değerli arkadaşlarım. Teknik konuyla ilgili meseleleri ilk önce Fikret Bey, arkasından Mustafa arkadaşımız cevaplandıracaklar. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, ben ve Ercan Ekşi Bey Büyükşehir Belediye Meclis üyesiyiz. Sayın Başkanımın söylediği gibi bu olayın hemen devamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir önerge verdik. Bu önergede şunu söyledik. Bir protokolle Başak Garajı'ndaki yerlerin Üsküp Mahallesi'ndeki vatandaşlara bağımsız bölüm olarak verileceğini söylediniz. Bakanlar kurulunca alınan kararla bu protokolün şartları ortadan kalkmıştır. Vatandaşlara nasıl bir uygulama yapılacaktır dedik. 6 ay geçti, cevap alamadık. Ben Ali Erseven Bey'in samimi yaklaşımlarına teşekkür ediyorum. Belki bu ifadeleriyle bir eksikliğimizi tamamlama fırsatı verir. Çok teşekkür ediyorum size, sağ olun. Şimdi sevgili abimiz de 120 kat, 5 katlı 5 daire yapılacak dedi. Abi ben genel bir cevap vereyim. Hanımefendi için de olabilir. Diğer vatandaşlarımız için de olabilir. Şimdi iki türlü inşaat var. Hem kentsel dönüşüm var, normal inşaatları yapabiliyorsunuz. Hem kentsel dönüşüm mevzuatına göre inşaatları yapabiliyorsunuz. Şimdi kentsel dönüşüm mevzuatına göre yaptığınız zaman sevgili abicim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne başvuruyorsunuz. Risk tespiti yapılıyor ama biz o tespitin yapılmasını istemiyoruz. O başladığı zaman bir sürü sıkıntı peşinden geliyor. İşte size kredilendiriyorlar, kredi veriyorlar, yıkım bedelini veriyorlar, kira yardımını yapıyorlar. Ama o kredinin maliyetinin ne olduğu belli değil. Bence siz bir süre daha olayları izleyin. Çünkü kentsel dönüşümle ilgili, afet riski altındaki yapılarla ilgili yasada binayı yeni yapsanız bile, karar alındığı an o binayı tekrar yıkma ihtimali var. Ha, şurada sizin yeni yaptığınız için şöyle bir avantajınız olur. Mesela burada normal 100 metrekare bir dairenin bedeli nedir arkadaşlar? 200. Şimdi ilk evvela SPK uzmanları geliyor, sizin mevcut binanızın değerini hesaplıyor. Arkadaşımızın dediği gibi 200 bin liraysa diyor ki ya benim buraya yeni yapacağım bina 400 bin liraya mal olacak. Şu 200'ü de sen vereceksin diyor. Sevgili Mustafa Fazlıoğlu kardeşimizin dediği gibi bir de torba yasada ya kardeşim sen bundan 200 kazandın %45'ini de devlete ver derseler vay halimize. Siz bekleyin. Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne bu yasanın temel maddeleriyle ilgili bir başvuruda bulundu. Onun sonuçları gelecek. Onun sonuçlarına göre çok daha farklı şeyler konuşabiliriz. Ama şurada bir gerçek olan bir şey var. İlçe başkanımızın dediği gibi biz her zaman karşılıksız sizin yanınızdayız. Bir telefon kadar size yakınız. Boş laflar söylemek istemiyoruz ama hayatın gerçeklerini her zaman paylaşabiliriz. Teşekkür ederim. Fikret abiye katkı olması açısından devam edeceğim. Sizin özel sorunuza da cevap gibi olacak. Yapınızı tabii bugün itibariyle bir müteahhide verip bu aşağı yukarı %50 kat karşılığı bir anlaşma gibidir. Evet. Yasa kapsamına girerseniz, yani sizin bulunduğunuz binanın olduğu alan afet riski alan riskli alan ilan edilirse oradaki hissedarlığınızın ne olacağını bilmek mümkün değil.
Yani o zaman oraya kamusal alanlar giriyor, yol giriyor. Ne yapacakları belli olmadığı için burada almayı düşündüğünüz katı alamayabilirsiniz. Alsanız bile kendi yerinizi parayla satın alacaksınız. Fikret Bey söyledi. Onun için yasa gerçekten çok tehlikeli bir yasa. Vatandaş açısından bir süre daha izlemenizde fayda var. Sevgili hocamın söylediği, ya buraları konuşsunuz ama ben mahalle oturuyorum. Benim mahallem ne olacak? Bütün bu söylediklerimiz sizin mahalle için de geçer. Yani biz kendi iktidarımızda bir tanım yapıyoruz ya. İşte Zeytinburnu yeniden planlayacağız diyoruz ya. İşte o sizin mahallenizde tekrar yeniden planlayacağız. Biz şayet sizin evinizde bir dönüşüm ihtiyacı varsa bulunduğu alanın, adanın, bu genel planlama içerisinde çözümlerimizden muhakkak siz de kendi payınızı düşünün olacak. Nasıl imza alacağız? Nasıl imza alacağız? Bizim buradaki tezimiz siyasi irade olarak yasaları bir kenara itemeyiz elbette ama onlarla birlikte gerekirse kavga ederek burada herkesin hakkını kendisine verebilmek. Dileğimiz odur bizim. İnşallah manevi değerlerimize sahip çıkarız o zaman. Başkanım, bir beyefendi şeyi vardı. Yani bu bir hissedarlık oranıdır. Yani bu bir teknik bir çalışmadır. Siz, ben sadece yani, kat mülkiyeti tapumuz var ve 24 arazi var. 7 blokları. Statülerin aynı değil. Yani statülerin aynı değil, farklı olabilir. Ama karşılığı nedir? Bu birlikte bilim insanları... yönetim oluşturup bir hukuksal bir birilerini tutup yani şimdi ben iki daire istiyorum, kendi malımdır. İkincisi de iki daire. Ben onu istediğim zaman toplum içinde aç gözlü olarak niteleniyorum. Kendi malımı istersem 100 tane isterim. Sorun yok ama bu bir teknik çalışması. Bunun karşılığı nedir? Bunu direkt böyle söylemek durumunda değil. Ama statüleri farklıdır yani. Statü farklı. Birlik yani. Sevgili dostum, şimdi bir akşam Şehircilik Bakanlığı karar aldı. Dedi ki İETT blokları afet riski altında belediye meclisine gönderdi. Zeytinburnu Belediye Meclisi de burası afet riskli alan dedi. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Demin dedim ya sizin yeriniz 200 bin lira, yeni yapılan 400 bin lira. Dimyat'a Perinç'e giderken evdeki bulgurdan olacaksınız. Burada dayanışma önemli. Olayları takip etme önemli. Biz CHP olarak kimin siyasi görüşü ne olursa olsun her zaman doğruları söyleme adına, paylaşma adına sizlerin yanınızdayız. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Ama gelişmeleri de lütfen çok net bir şekilde anlayın. Tehlikeli gelişmeler var ama inşallah bu toplum bunları aşacak. Temennim odur ki Anayasa Mahkemesi bazı temel şartları ortadan kaldıracak ve yeniden sağduyu ve akıl ön plana gelecek. Ama burada önemli olan sizin bütünlük içerisinde örgütlü bir hareket tarzı oluşturmanız. Zaman zaman konuşup sohbet edeceğiz bunları. Evet, çok önemli. Şimdi değerli arkadaşlar size buyurun. Mehmet Taşkın. Burada GBB'de konuşurken duydum. Ne derece doğrudur bilmiyorum. 3 tane özel müteahhide bu mahallenin kentsel dönüşüm projesi altında imar edilmesi konusunda verildiği söyleniyor. Bu konuda bilginiz var mı? Veyahut da biz sadece bir dedikodudan ibaret mi? Bir tanesi var ya, Pirvan ismi. Pirvan ismi de mi? Şimdi arkadaşlar, böyle ortamlarda şehir efsanesi ortaya çıkar. Devletin bir sistemi var. Sistemi nedir? Birisine yaptırdığı zaman işte ihalesini yapar, ilanını yapar. Bir şekilde bizim bilgimiz olur. Ben geçenlerde CHP grubu olarak arkadaşlarımla birlikte bir önerge verdim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Zeytinburnu'nun herhangi bir yerinde işte afet riski altındaki yapıların iyileştirilmesine yönelik herhangi bir çalışma var mıdır, yok mudur dedi. 10 gün önce böyle bir çalışma olmadığı konusunda bilgi geldi. Bu ay başında sizin hatırınıza bir daha vereceğiz. Çünkü o verilen cevaplar hepimiz için önemli. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bu hafta değil, geçen salı günü Kadir Topbaş ATV'de konuştu. Benim dedi Zeytinburnu avalesinden hiçbir şeyim kalmadı. Ve dedi bloklarla da hiçbir işim kalmadı dedi. Biz dedi rant peşindeymiş. Gazeteci diyor ki Sayın Başkanım diyor rantınız olmasa diyor vazgeçmezsiniz. Çivi dahi vurmam diyor.
Zeytinburnu ve diyor bloklara. Bloklar bu birkaç bloklar olarak mı? Bloklar olarak bizim bir şeyimiz var. Oy hesabı yani. Biz şöyle bir şey. Oy olarak da biz biraz ters düşüyoruz onlarla. Bir bloklar AKP'ye hiçbir oy vermemiştir. Yani 2-3 kişi belirli kişiler Murat AKP'ye oy vermiştir. Söylüyoruz. Zeytinburnu'nun gittiği blokların şansını kaybetti diye. Daha yani resmen söylüyor yani. Diyor ki bizim diyor bloklarla Zeytinburnu'na Merkez Efendi'yle hiçbir ilgimiz yok. Bloklara çivi vurmayız şu diyor. Şu anda Zeytinburnu genelinde Merkez Efendi Mahallesi Zeytinburnu için Çimenbaşı. Yani kısa ve net. Şimdi değerli arkadaşlar. Murat Bey, Murat Karayalçın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. İlk kentsel dönüşümün nüveleri o dönemde Ankara'da atıldı. Ben çok pratik bir olaydan bahsedeceğim. Murat Bey oradaki kentsel dönüşümü nasıl başlattı? Çok kısaca özetleyeyim. Bir, kentsel dönüşüm yapılacak yerle ilgili vatandaşlarla toplantı yaptı. O vatandaşlarla yaptığı toplantıda dedi ki siz bir araya gelin, bir dernek kurun dedi. İlk önce sorun sahipleri bir araya geldiler, bir dernek kurdular. Daha sonra dedi ki kendi aranızdan 5 kişilik bir istişare heyeti tespit edin. Anakent Belediyesi'ne gönderin. Orada sorun sahipleri 5 kişilik bir heyet kurdular. Anakent Belediye Ankara Anakent Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiler. Ankara Anakent Büyükşehir Belediyesi de 5 kişilik bir heyet verdi onlara. Etti 10 kişi. Dediler ki gidin buradaki planlamayı, buradaki kentsel dönüşümü, buradaki mevzuatı hep birlikte inceleyin, birlikte karar verin, birlikte bunu yönetelim. Ve hem iki taraf bir araya geldiler, bunu teknik planlama açısından, alan açısından bütün araştırmalarını yaptılar ve karar verdiler. Hem sorun sahipleri hem sorunu yönetenler birlikte karar verdiler. Hem orada vatandaşın istediği oldu, hem orada devlet istediği gibi vatandaşın hizmetini yerine getirmiş oldu. Şimdi siz buradaki soruna ve çözüme yurttaşın müdahalesini, yurttaşın katkısını, yurttaşın elini almaz. Onlar adına ben istediğim gibi yaparım. Siz devrede değilsiniz. Devreden yurttaşları çıkarırsanız bu krallık da olur, bu padişahlık da olur, bu diktatörlük de olur. Yaparsınız, vatandaşı ezersiniz. Ama asıl olan, doğru olan, demokratik olan, eğer burada yurttaşlarımızın sorunu varsa o yurttaşlarımızdan Ankara örneğinde olduğu gibi bir heyetin seçilerek, devlet kademesindeki heyetle bir araya getirerek oranın sorunun çözümünü ortak şekilde öğretmektir. Bu yapılırsa sulh olur. Bu yapılmazsa sürgün olur. Bu siz nasıl olsa 1950'lerde işte Tito şeyden Yugoslavya'dan sizi buraya sürdü. Buraya geldiniz, buraya yerleştirdiniz. O yerleştiniz orada her türlü baskı vardı, her türlü dayatma vardı, her türlü zulüm vardı. Bu iktidar da sizi bir gecede sürer, gidersiniz iki telliye gidersiniz, varoşlara gidersiniz buralara. Mesele sizin dayanışmanızdır değerli arkadaşlarım. Eğer bu dayanışmayı, bu işbirliğini, bu güç birliğini yaparsanız merkezi iktidar ne kadar, yerel yönetimler ne kadar tazyik ve baskı yaparsa yapsın sizin o oluşturduğunuz dayanışma zincirini kıramazlar. Ama aranızda bölünme, aranızda dayanışma, aranızda işbirliği olmazsa bir taraftan diğeri vurur, bir taraftan diğeri vurur, bir taraftan diğer arkadaşımız ben şunu alayım çekileyim der. Böylelikle de menfaat, ortak menfaatiniz parçalanır, bireysel menfaatleriniz ortaya çıkar ve orada da çökersiniz. Onun için bizim size önerimiz, çok güçlü bir kulübünüz var burada. Çok iyi niyetli de bir kulüp başkanınız var. Çok dürüstlü bir kulüp başkanınız var. Sorununuza her kademede sahip çıkıyor. Her kademede bu sorunların çözülmesiyle ilgili ayakta duruyor. Bu şanstır bu kulüp ve bu kulüp başkanı. Bence sizin bu anlamda bir araya gelerek, bu dayanışmayı göstererek, ortak bir irade ortaya koyarak ve direnerek başarabileceğinize inanıyorum. Direnmezseniz, pes ederseniz, kendinizin bu haklarınızın bir takım
yerlerden gelinmesini hulife şeklinde beklerseniz yanılmışsınız. Onun için değerli arkadaşlarım, bir araya gelmelisiniz. Hemfikir olmalısınız. Ortak kararlar almalısınız. Dayanışma içinde olmalısınız. Bu sorun çerçevesi içinde bir araya gelmişsiniz. Siyaseten A partisi, B partisi, C partisi bunları bir kenara bırakacaksınız kardeşim. Hiç önemli değil. Mehmet'in de evi gidiyor, Hasan'ın da evi gidiyor, Hüseyin'in de evi gidiyor. Hiç önemli değil. Siz bir araya geleceksiniz. Sorun anlamında bir araya geleceksiniz. Ve dayanışmayı buradan çıkaracaksınız. Onun için bizim ilk etapta bugün burada bu güzel toplantıdan sonra size söyleyeceğimiz en son söz budur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkanızdayız ama ilk önce siz meydanda olacaksınız. İlk önce siz direneceksiniz. İlk önce siz kararlılık göstereceksiniz. Biz size her türlü lojistik desteği, her türlü program desteği, her türlü maddi ve mali desteği vermeye hazırız. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Yanlış bir şeyler konuşmamak lazım. Demin arkadaşlarımız bahsetti. Tapulu olan kısma özellikle birilerinin iştahı kabarık pozisyonunda gelip gidiyorlar. Bir de anket yapıyorlar. Yani bir hayli bir olmak. Özellikle de bunu mümkün olduğunca beylerin evde olmadığı döneme denk getirerek geçiştiriyorlar. Şimdi bize söylenenleri ben size söyleyeyim. Duyduğumuzu, yani bu illegaldi, daha gerçekleşmiş, hiçbir şey yok. Şimdi bu insanlar geliyorlar, diyorlar ki işte filanca 8 kat, bilmem 16 kata çıkmasını sağlayacak, yok buradan şunu verecek, bunu verecek gibi bir takım spekülasyonlar söyleniyor. Şimdi biz burada nasıl bir hareket ettiğimiz, mesela buna işte içerimizden de bir takım kişiler var. Gerçekten çok büyük bir rant olan bir yer ve Çamlıca'dan sonra oksijen oranı çok yüksek bir yer gerçekten. Yani demin bahsetti Mimar Bey 51 gömül yani iki Ataköy'e kadar çıkacak bir konta sahip olan bir yere de biz kıvrandık kaldık. Kendi kavuğumuzun içerisinde sürekli kıstırılıyoruz. Yani bizi bu konuda biraz daha aydınlatırsanız sizin tekniğiniz... Paylaşalım. Ben bir şey söylemeliyim. Paylaşalım, buyurun. Şimdi bu, yine Ali abi de doğru söylüyor. Şimdi devamlı bir konuşuyoruz. Daha önce dediniz ki birlik. Şimdi 250 kişi bloklar var. 250 burası, diyelim 500 kişi. Birlik olarak konuşalım. Yani hepsine kattığımız zaman. Şimdi müteahhite ya da başka bir firmaya gittiğimiz zaman. Bizim beyefendi Murat Aydın Bey diyor ki 4 kattan diye fazla yapamayacaksın. Biz şimdi nasıl başkasına gidip de nasıl yaptıracağız yerimizi? Başkanım. Buyurun. Şimdi Ali Bey çok önemli bir soru sordu. Arkadaşımız da o soruyu tamamladı. Şimdi afet riski altındaki yapılarla ilgili mevzuatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na imar planı yapma yetkisi verildi. Aynı yasa ve yönetmelikte de şöyle ifadeler var. İfadeler şu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen inceleme ekipleri, müteahhitler vesaire diye ifadeler var. Demek ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca bu işleri yapacak insanlara yetki belgesi verilecek. Verilmiş olanlar da vardır. Binanın tespitiyle ilgili başka ekipler vardır. Yapım için başka ekipler vardır. Güçlendirme için başka ekipler vardır. Şimdi Mustafa kardeşimiz, arkadaşımız çok net bir tablo çizdi. Şimdi kentsel dönüşüm bir anlamda yatırımcılara beyaz arsalar, temiz arsalar, kurlantalar sunmak için yapılıyor. CHP'nin ve diğer gruplarının baskısıyla bu konuda bir duraklama devresi yaşandı. Ama bu işlem yapılmayacağı anlamına gelmez. Ben diğer meclis üyesi arkadaşlarımız sizinle oranın ada ve pafta numarasını vererek bu Ocak dönemindeki ilk mecliste burayla ilgili bir çalışma var mıdır, yok mudur diye sorgulayacağız. Ama
Bakın bir akşamda Merkez Efendi ve çevresi gitti. Siz de dediğiniz haklı olarak konuşamadık, görüşemedik, haberimiz olmadı. Yani ben bütün kalbimle Anayasa Mahkemesi tarafından bu yasanın iptal edilmesini istiyorum. Hayatta en önemli belge nedir? Bir tapu, bir de nikah. İkisini de mahkeme bozar, değil mi? Bu yasayla birlikte tapunun önemi ortadan kalkıyor. Bakıyorsunuz ya, bu tapu benim midir? Bu kağıt sizin elinizden alındığı zaman demek ki sizin değil. Böyle bir risk var. Endişelerinizde haklısınız. Bu tür benzer yerlerde çeşit çeşit çalışmalar yapılıyor. Şimdi bugün Büyükşehir'de Kartal Belediye Başkanımız bir açıklama yaptı. 256 tane site varmış Kartal'da. 256 sitenin tamamında çalışılıyor. Zeytinburnu, Pırlanta, Tektaş, Yüzük. Yani bir metrekaresi çok önemli. Endişelerinizde haklısınız. Biz de endişeliyiz ki sizlerle bir araya geldik. Başkanımla birlikte sizleri bilgilendiriyorsunuz. Konuları takip etmek gerekiyor. Bizim yapabileceğimiz olay bizi de aşabilir. Neden? İlan yok, açıklama yok, demokrasi yok, yaptım oldu, zihniyeti var. Ama biz de bir anlamda hesap sorabilme adına ada hafta parsel numarasını alarak notumuzu aldık. Onun önergesini verir, sonucunu sizle paylaşırız. İsim verip spekülasyon yapmak istemiyorum. Yani biz olaya katkı sağlayıp vatandaşın bu işten karlı çıkması için neler yapabiliriz'i konuşuyoruz aramızda. Zeytinburnu'nun çeşitli bölgelerinde bununla ilgili çalışmalar olduğu ifade ediliyor. O bilgiyi aldığımız için önerge verdik. Önergemize gelen cevap da ya kardeşim herhangi bir çalışma yoktur denildi. Bunun ötesinde bizim yapabileceğimiz bir şey olamıyor. Keşke şeffaf bir yönetim olsa da biz cevabı alabilsek. Endişelerinizde haklısınız. Duyumlarımızı karşılıklı hep birbirimizle paylaşacağız. Yani buralarda şu an düşünülen, belediye tarafından düşünülen bir şey yok. Evet.